Merhabalar sevgili seyirciler, hoş geldiniz KRT ekranlarına, hoş geldiniz Şebnem Yiğit'le hafta sonuna. Bugün sizler için öyle bir program hazırladık ki, istedik ki içerisinde hem sağlık olsun, hem çevre sorunları olsun, elbette müzik olsun ve dop dolu olsun. İşte böyle bir programla bir pazar sabahı karşınızdayız. Bakalım bugün programımızda neler yer alacak? Astım belirtileri nelerdir? KOAH tedavisinde hangi yöntemler uygulanmaktadır? Sigara kullanımı hangi göğüs hastalıklarını tetikler? Tüm bu sorulara ek, pandemi döneminde KOAH ve astım hastalarının dikkat etmesi gerekenleri Profesör Doktor Mecit Süerdem Şebnem Yiğit'le hafta sonunda anlatıyor. Az sonra. Akciğerlerin en derin noktalarına kadar gidiyor. Montreux'u Kanal İstanbul'a bağlayan hususlar nelerdir? Kanal İstanbul ısrarının sonuçları ne olacak? Kanalın yapılmasının Marmara ve Karadeniz'e etkisi ne olur? Tüm bu sorulara İstanbul Büyükşehir Çevre Komisyonu üyesi Gökhan Gümüştağ, Şebnem Yiğit'le hafta sonunda cevap veriyor. Az sonra. 2007 yılında Los Angeles'ta kurulduktan sonra çalışmalarına Türkiye ve Los Angeles'ta devam eden Muhtemel Aşk ve Sokak Lambası şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Grup 27'nin kurucusu ve solisti Okan Şarlı, Şebnem Yiğit'le hafta sonuna konuk oluyor. Az sonra. Sevgili seyirciler, her şeyin başı sağlık diyoruz ve elbette sağlıkla başlıyoruz. Güne sağlıkla başlayalım ve yıl boyu hep sağlıklı kalalım diyoruz efendim. Şimdi öyle bir konuyla karşınızdayız ki aslında Covid-19'da çok kolay ilintilendirilebilecek bir konu. Astım desem, KOAH hastalığı desem galiba ne demek istediğimi çok da iyi anlayacaksınız. Bu konuya dair çok kıymetli bir konuğumuz var bugün. KOAH Hastaları Derneği Başkanlığı'nı yürüten Profesör Doktor Mecit Süerdem bizlerle. Hoş geldiniz Sayın Hocam programımıza. Hoş bulduk, programımıza. Çok teşekkürler. Şimdi biz KOAH hastalığını hatta astımı araştırırken dedik ki kendi kendimize aman Allah'ım bu Covid-19 döneminde herhalde en fazla risk taşıyan grup hastalar değil mi bu hastalar hocam? Yani şimdi böyle bir algı var tabii haklı olarak. Yanlış çünkü mı? Çok doğru değil. Öyle mi? Evet. Ama tabii bu algı. Korkutmayalım o zaman hastaları. Evet, korkutmayın. Evet. Tabii ki bu algı gerçekte çok doğru. Çünkü Covid-19 akciğerleri çok etkileyen bir hastalık. Evet. Astım KOAH da akciğerde yapısal değişiklikleri neden olan hastalıklar ve sanki Covid-19 hastalığı KOAH'lı ve astım hastalarda çok kolay gelişebilir gibi bir algı var. Gerçekte bizde de öyleydi ilk salgın başladığında. Fakat zaman içinde gördük ki bu böyle değil. Ama tabii ki bununla ilgili çok elimizde bilimsel datalar, veriler de yok. Fakat fizyopatolojisine girmeyeceğim ama şimdi burada. Fakat astım ve KOAH hastalarında Covid-19'a kolay yakalanma veya Covid-19'un çok kolay yerleşmesi gibi bir olgu söz konusu değil. Fakat eğer astım veya KOAH hastaları da Covid-19 gelişirse o zaman klinik ağır seyrediyor. Yani aslında bizlerin de galiba kastettiği bu kolay yakalanmaktan ziyade geçişinin zor olması. Gerçi hocam tabii bu da bu hastalık için konuşmuyorum ama yani özel olarak KOAH ve astım için konuşmuyorum ama gerçekte kimin nasıl geçireceği de belli olmayan bir hastalığa dönüştü maalesef. Şimdi bugün konu başlığımız KOAH dedik. Dilerseniz öncelikle KOAH nedir? Bir akciğer tutulumu dediniz aslında başlangıçta ama siz izleyicilerimizin anlayacağı bir dilde anlatabilir misiniz KOAH hastalığını? O zaman hemen görselimizle birlikte Durukan'dan anlatayım. Durukan'dan rica edelim. Görselimizi rica edelim. İlk görselle birlikte. Solunum yolları, hava yolları veya nefes boruları hepsi aynı sistemi ifade ediyor. Yani havayı alveollere dolduran sistem. KOAH bu sistemde yani nefes borularında geriye dönüşümsüz daralma yapan bir hastalık. Sağda üstte görüldüğü gibi bakın solda normal bir nefes borusu ama sağda daralmış bir nefes borusunu görüyoruz. Ve duvarı şişmiş, kızarmış ve içinden bir sekresyon akıyor. Çünkü bol miktarda mukus sekresyon
üretimine neden oluyor. Onu hastalar balgam olarak atıyorlar. Ve bir de KOAH sadece nefes borularını geriye dönüşümsüz olarak daraltan hastalık olmasının yanı sıra solda altta gördüğünüz hava kesecikleri, alveoller dediğimiz keseciklerin sağda altta görüldüğü gibi parçalanması ve genişlemesi. Buna da amfizem hastalığı diyoruz. Dolayısıyla KOAH bir şemsiye terim. Altında bu şemsiyenin altında iki hastalık var. Bir daraltıcı bronşit, üstte görüldüğü gibi. Evet. İkincisi ise amfizem. Peki şimdi dikkatimi çekti değil mi? Sevgili seyircilerimizin de muhakkak dikkatinden kaçmamıştır. Geri dönüşümsüz soluk alamama değil mi? Öyle bir terim kullanıyorsunuz. Evet, hava akımı kısıtlanması oluyor çünkü. Hmm. Yani solunum için gerekli olan atmosfer havasının akciğerin girişinde ve çıkışında sorun oluyor. Hmm. Biz bunu hava akımı kısıtlanması olarak ifade ediyoruz. Sağa tekrar bakarsak eğer parçalanmış ve genişlemiş alveollerin herhangi bir tedaviyle tekrar soldaki gibi normal morfolojisine kavuşması, yani yapısına kavuşması mümkün değil. Hı-hı. Asla mümkün değil. Ve duvarı genişlemiş, içi daralmış, havanın geçtiği borularda daralmanın ortaya çıktığı tıkayıcı bronşitte de bir daha bronşların, yani bronşiyonların solda olduğu gibi genişlemesi mümkün değil. Ve KOAH en uçtaki bronşlardan başlıyor, hava yollarında. Hmm. Biz buna bronşiyol ismi veriyoruz. Yazıldığı görülüyor gibi. Evet. Bronşiyoller çapı 2 milimetreden dar olan en uçtaki hava yollarıdır. Oradan başlıyor. Evet. Hastalık ağırlaştıkça bu daralma ve bozulma yukarıya doğru gidiyor. Şimdi KOAH hastaları hepimizin çevresinde vardır değil mi sevgili seyirciler? Ve nefes almakta zorlanırlar, korkunç öksürük krizleri vardır. Yani bu bizlerin dışarıdan gözlemi. Ama şimdi ben araştırmalarımı yaparken, sizin için hazırlığımızı yaparken sinsi bir hastalıktır, sinsi ilerleyen bir hastalıktır diyor. Şimdi acaba bizler bu öksürük ve nefes alamama, az önce sizin dediğiniz ve anlattığınız üzere bunlar çok ilerlemiş hali mi oluyor? Yani neden sinsi ilerleyen, belirtilerini nasıl anlayacağız hocam? KOAH nefes darlığı, öksürük ve balgam çıkarma yakınmasıyla klinik olarak ortaya çıkan bir hastalık. Fakat KOAH'da nefes darlığı esas belirleyici olan yakınmadır. Öksürük ve balgam KOAH'ın en önemli nedeni olan, sigara içenlerde yıllardır olan bir olaydır ve bunu biz basit kronik bronşit olarak ifade ederiz. Evet. Basit kronik bronşitli olanları KOAH olarak kabul etmemek gerekiyor. Kronik bronşitlerin 3'te 2'sinde zaman içinde KOAH gelişiyor. Ve KOAH ortaya çıktığı zaman da nefes darlığı artık beliriyor. Yani öksürük ve balgam çıkarmanın ötesine geçiyor. Hı-hı. Nefes darlığı ise yavaş yavaş kendini gösteriyor. Ve sigara içenler bu nefes darlığını başlangıçta sigara içmenin doğal bir sonucu olarak kabul ediyorlar. Hı-hı. Ve otururken nefes darlığı olmuyor. Bir iş yaparken, yürürken, merdiven çıkarken bunu ilk önce başlarda hissediyorlar. Ve hastalar efor seviyelerine nefes darlığı olmayacak şekilde adapte ediyorlar. Yani hızlı hızlı çıkarken daha yavaş hareket ediyor. Evet. Bir iş yaparken daha bir iş yükünü hafifletiyor. Dolayısıyla nefes darlığını öteliyor. Hı hı. Fakat bir an geliyor, fark ediyor bir şeylerin ters gittiğini. Ve o zaman da doktora gitmekte gecikiyor. Çünkü doktora giderse eğer ve bu şikayetlerini anlatırsa doktor ne diyecektir? İlk başta sigarayı bırak. Elbette yani. Bunun ondan için de doktora gitmekten kaçınıyor değil mi insanlar? Evet, ondan kaçınıyor. Bu arada yeri gelmişken KOAH'ın nedeninin sigara olduğunu söyledi. Fakat sigaradan çok daha yüksek risk olan bir nedeni var KOAH'ın. Nedir hocam? O hep göz ardı ediliyor.
O da kırsal bölgede yaşayan kadınların yemek pişirmek için, ısınmak için, ekmek yapmak için yaktıkları ateş. Organik maddelerin ki ha. biz buna biyoyakıt diyoruz. Evet. Onların dumanlı solunması. Yani bunlar, odundan bahsetmiyoruz ama. Odun dahil odun, mi buna? Odun, çalı çırpılar, ha, her odunlar, şey. Tezek. O evet. ismi hocam. O evet, is. Evet. Ha. Onun biyoyakıt diyoruz biz bunlara, evet. bu maddelere. Ve bu dumanın solunması sigaradan en az 2,5 kat daha fazla KOAH riski taşıyor. O zaman hocam kadınlarda da şimdi kadınlar ve erkekler olarak da muhakkak bir araştırma yapılmıştır ama böyle bir araştırma var mı? Sigara içenlerde oran nedir? Kırsal kesimde yaşayıp da bu tür solunum ki ilerleyen dakikalarda anlatacaksınız zannediyorum. Hava kirliliği de yaptığınız iş mesela bu da kadınların yaptığı bir iş ama bir evet. de hani sektörel olarak fabrikasyon işlerde çalışıp bir takım kirliliğe maruz kalanlardan da bahsedeceksiniz. Evet. Bunları böyle bir istatisteki bilgiye uyarladığınızda hangisi daha fazla? Sondan başlayayım. Tamam. İsterseniz mesleki risk faktörü de üçüncü hı hı. risk grubudur. Yani zararlı tozların, kimyasalların, gazların solunduğu iş yerlerinde çalışan, sanayide çalışan, bu iş kollarında çalışan işçilerde de KOAH riski artıyor. Bir de bu işçilerin sigara içtiğini düşünün. Ya. O zaman tabii kat kat artıyor. Biyoyakıt kullanan kadınların yarısının KOAH olduğunu düşünüyoruz zaman içinde. Yani oran %50 çok yüksek bir rakam. Çok çok yüksek. Sigara içenlerde de bu oran %40'larda. Yani sigara içenlerin %40 kadarında KOAH gelişiyor. Sevgili seyirciler bunun ben bir kez daha altını çizmek istiyorum. Özellikle kırsal kesimden bizleri izleyenler varsa ya da bir ateş yakarak yapılan işte yemekler, pişirilen yemekler, ekmek, pişirilen ekmekler. Tandır ekmeği. Birçok şey için ateş yakılır aslında geleneklerimizde olan bir evet. şey. Ve bu konunun çok ciddi KOAH nedeni olduğunu şu anda Profesör Doktor Mecit Süerdem aktarıyor. Belki bu bilgi hiç bilmeyenler vardı bugüne değin. Ancak o hastalığa neden olduğunu size gelip sizin gibi uzman doktorlara giderse, müracaat ederse anlayacak değil mi hocam? Evet. Hatta birçok kişi belki şunu bile düşünüyordur. Ya annem işte ya da büyük annem, teyzem, yengem sigara içmez. Allah Allah niçin KOAH oldu? Bu tür kırsalda yaşayıp bu tür mağduriyetler yaşayanlar bunu şimdiden lütfen bilinçli bir şekilde yapmamaya başlasınlar demeliyiz değil mi hocam? Evet tabii ki. Tabii ki ve çok önemli. Maalesef bu kadınlarımızın tanısı da yanlış konuyor. Öyle bu mi? Bu nedenle çünkü hikayelerinde sigara olmadığı için nefes darlığı ve öksürük gibi yakınmaları astım kabul ediyorlar. He. Ve astımmış gibi tedavi veriliyor. Halbuki bu hastaların önemli bir kısmında KOAH söz konusu. Ve astım olarak kabul edilen hastaların %30 kadarında KOAH olduğunu gerçekte benim yaptığım bir araştırmada, benim ve çalışma grubumun yaptığı araştırmada ortaya çıkardık. Yani en az üçte biri gerçekte KOAH. Hastaları. Bu arada rakamlara girmişken KOAH'la ilgili birkaç rakam vermek istiyorum. Buyurun. 40 yaş üstü popülasyonda erkek ve kadın ayırt etmeksizin 100 kişiyi bir araya getirin. Yaklaşık olarak 10-15'inde KOAH var. Sigara içip içmemesi bu, önemli Türkiye değil. Bu Türkiye rakamları mı hocam? Bu genel dünya mı? Dünya rakamına yakın. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerdeki rakam budur. %10-15 arasındadır. Gelişmiş olan ülkelerde bu %6'lara 7'lere doğru iniyor. Ama bu çok yüksek bir rakam tabii ki. Bir başka çok trajik bir rakam. KOAH tüm dünyada şu anda üçüncü en sık ölüm nedeni. Üçüncü sırada. Evet, evet. Birinci sırada kardiyovasküler hastalıklar. Evet. İkinci sırada inmeler. Üçüncü sırada ise KOAH. Tabii şimdi KOAH bu kadar geniş kitleleri etkilemesine rağmen ve toplumlarda çok ciddi bir halk sağlığı sorunu olmasına rağmen KOAH'ın bilinirliği o kadar yüksek değil. KOAH'ın evet. farkındalığı o kadar yüksek değil. O nedenle bundan 6 yıl kadar önce KOAH Hastaları Derneği kurmaya karar verdim. Evet. Ve uzmanlık derneğimiz olan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği o derneğin... Ki siz de bir dönem yine orada da başkanlık evet. yaptınız. Ve 20 küsur yıl kadar yönetim kurulunda çalıştım. Hala yönetimdeyim. Derneğimizin evet. büyük destekleriyle Ankara'da KOAH Hastaları Derneği'ni
kurduk. Derneğimin logosunu eğer son slaytta gösterebilirsek çok yine sevinirim. Yine Durukan'dan rica edelim son slaytta. Derneğin logosunu paylaşalım izleyenlerimizle. Böylece topluma KOAH'ın ne olduğunu web sitesinde çok geniş bir bilgi dokümantasyonu var. 70'e yakın video var ve KOAH'la ilgili her türlü bilgi var. Tedavisiyle ilgili nasıl bir hastalık olduğuyla ilgili ayrıca sosyal medyayı da çok etkin kullanarak toplumda derneğimizin temel amacı olan farkındalığı artırmak ve hastalarımıza yardımcı olmak üzere çalışıyoruz. Peki. 6 yıl önce kuruldu derneğimiz. Muhakkak izleyenler bu dernekle eğer bir KOAH'la ilgili sıkıntıları varsa ilgileneceklerdir. Web sitesine muhakkak ulaşacaklardır diye düşünüyorum. Şimdi KOAH hastalığına tekrar dönecek olursak süreci nasıl işler KOAH hastalığının? Yani başlangıç seviyesi, işte orta seviyesi, ileri seviyesi gibi aşamaları var mıdır? Hangi aşamada tedavi daha kolay olur? Ve önünüzde birçok görüyorum araçlar getirmişsiniz zannediyorum. KOAH tedavisinde kullanılması gereken enstrümanlar bunlar. Bunlarla ilgili de bilgilendirme yapacaksınız. Dilerseniz önce hastalığın aşamalarıyla başlayalım. Çünkü demin söylediğiniz bu astımla karışması mesela başka hastalıklarla da karışıyor mu? Ve neden? Uzman doktorlara gidiliyordur muhakkak. Peki tıpta da mı karıştırılıyor? Teşhis koyarken de mi yanlış teşhis konabiliyor? Evet, bununla ilgili bilgi vermeden önce tabii ki yanlış tanılar var. Ancak aslında KOAH arasındaki ilişkiyi de kısaca değinmek istiyorum. Gerçekte eksik kaldı önceki konuşmamda verdiğim bilgi. Çünkü sigara dedik, biyoyakıt dedik, mesleki karşılaşmalar, maruziyetler dedik ama bir ciddi bir nedeni daha var KOAH'ın, o da astım. Eğer astımlı bir hasta tedavisine düzenli uymaz ise, yani tedavi uyumsuzluk olur ise veya sigara içerse veya astımlı bir köylü kadın, kırsal bölgede yaşayan bir kadınımız eğer biyoyakıt kullanmaya devam ederse o zaman bu hastalarda KOAH gelişiyor. Peki hava kirliliği diyoruz ya hocam. Onu da hemen araya girer misiniz? Yani hava kirliliğinden kasıt ne? Örneğin İstanbul içinde belli oranın üzerinde diye raporlar çıkıyor. Ya da ne bileyim bir Kocaeli sanayi bölgesi, bunun gibi birçok sanayi bölgesi var. Zonguldak kömür bölgesi. Yani böyle bölge bölge var mıdır sizin elinizde KOAH hastalığının daha fazla olduğu yerler sırf hava kirliliği nedeniyle? Hava kirliliğinin KOAH'a neden olabileceği daha çok söylem tarzında ve uzman görüşü tarzında. Evet, kanıtlanmamış ama elimizde veriler var. Örneğin trafik kirliliğinin KOAH'ı kolaylaştırdığına dair. Ama tabii ki hava kirliliği, muhtemelen büyük şehirlerdeki hava kirliliği KOAH'ın gelişimine katkıda bulunuyor. Çünkü bunun gerçek olduğunu biyoyakıt kullanan hastalarımız da biliyoruz. Bu hastalarımız çok şanssız hastalar. Yani kırsal bölgede yaşayan bu kadınlarımız bir de çocukluklarından itibaren bu dumanı soluyorlar. Yani mis gibi bir havada kırsaldalar ama yine de bu hastalığa sırf bu nedenle biyoyakıt sebebiyle yakalanıyorlar ne yazık ki. Yaşam şartları nedeniyle ve KOAH hastalarının bir rakam vererek bunu geçmek istiyorum. KOAH hastalarının %25 kadarında neden astım oluyor? Tedavi edilmeyen astım ama astımın belirtileri KOAH'a çok benzediği için, yani astımda da hava yolları daralıyor, nefes darlığı, öksürük, balgam şikayetleri oluyor, çok benziyor birbirine. Dolayısıyla KOAH'lı hastaların önemli bir bölümü astımla karışıyor. Halbuki KOAH. En çok karıştığı hastalık bu. Peki orada ne oluyor hocam? Eğer o kişi uzun yıllar fark edilmeden astım tedavisi görürse KOAH bir yandan ilerliyor mu? Evet, yani tabii ki tedavide bir düzensizlik çünkü varsa. Çünkü benzer mi acaba dedim tedavi? Bir de öyle bir tedavi şey de var ya. Tedavi de benzer. Evet, yani arada farklılıklar var ama tabii ki KOAH tanısı konduğunda çok ciddi bir hastalık tanısı konmuş oluyor. Yani astımla KOAH'ı teraziye koyarsa KOAH çok ağır basar, ağır basıyor.
En çok karıştı hastalık astım ve KOAH'ın bir diğer sorunuz basamakları, yani evet, ağırlık hocam, dereceleri. Çok önemli. Evet. Çok kabaca 4 evre, hafif, orta ağır ve çok ağır olarak ifade ediyoruz. Yıllar içerisinde evreler arasında geçişler oluyor ama geriye dönüş yok. Hep ağırlaşma var. Astım öyle değildir. Yani astımda tedaviyle şiddeti azalabilir. Hatta bazen çok ilaç kullanan astımda bir hasta ilaçları tamamen bırakabilir de zaman zaman, ama KOAH öyle değildir. KOAH zaman içinde hep basamak çıkar. Geriye dönüşü yok çünkü. O zaman ama sigara bırakılırsa, biyoyakıt terk edilirse kullanımı, yani risk faktörlerinden uzaklaşılırsa, işçi çalıştığı sanayi kolundan çıkarılırsa o seviyede kalıyor. Ondan sonra ilerlemiyor. Evet. Ama maruz kalınırsa... Genellikle ilerlemiyor. Anladım. Bazen ilerliyor ama genellikle ilerlemiyor. Onun için KOAH tedavisinde kural, mutlaka altın kural, risk faktörlerinden uzaklaşmaktır. Kullanılan bütün bu ilaçlar hastaların sadece şikayetlerini hafifletiyor. Asla bu ilaçlar hastalığı geriye döndürmüyor. Bir de bu ilaçların doğru kullanımıyla ilgili sorunlarımız var. Ne gibi sorunlar onlar? Bu cihazlar genellikle yanlış kullanılıyor. Oran çok yüksek. Çok basit kullanımı olan bir gösterelim, kuru toz, rica edelim arkadaşlarımızdan. Kuru toz inhaler dediğimiz bu cihazlar çok basittir kullanımı. İçine kapsül konur, basılır ve yavaş ve derin inhale eder hasta delinmiş kapsüldeki tozları. Bunlarda var mı yanlış kullanım? Var. Nasıl yaklaşık mesela? Neyi yanlış kullanıyorlar, onu da uyaralım. Veya bu şekilde depoda toz vardır. O depodaki toz çekilir. Genellikle yapılan hata çok hızlı çekiyorlar. Kısa değil. Evet, şurada kalıyor toz. Halbuki buraya gitmesi lazım. Biraz uzun çekilecek yavaş o zaman. Yavaş ve uzun, orta süratli ve nefes tutulacak. Çektikten sonra. Sonra nefes tutulabildiği kadar tutulacak. Evet. Biraz nefes boşaltıldıktan sonra çekilecek gibi basamakları var. Bunlardan onlara dikkat edeceğiz. Eğer bir veya birkaçında hata olursa o zaman tabii ki tedavi... Faydası azalır ama azalıyor. Zararı olur mu hızlı çekmenin örneğin nefesinizi? Larynx'te birikiyor. Ses tellerin orada birikiyor. Ve ses kısıklığı yapıyor. Tabii. Öksürük yapıyor. Hatta bronkospazm yapabiliyor aslında. Zarar veriyor o zaman hocam. Kısa tutulan, o kısa çekilen. Onun için eğitim çok önemli bu cihazlarda. Eğitim çok önemli. Yani hekimin eğitmesi gerekiyor. Fakat bir göğüs hastalıkları uzmanı devlet hastanesinde poliklinikte minimum günde 80 hasta bakıyor. Yani bunun buna üçlü vakti bir yok yani bunu bunları kullanıyor olsa vakti yok. Evet. O nedenle bizim hasta derneğimizin web sitesinde KOAH Hastaları Derneği bu arada buna bir videoları var. Müracaat yeri aslında değil mi? Öğrenme alanı. Şahika Ercümen, Tüpsüz Dünya Sualtı Dalma Rekorferi. Sevgili Şahika ile birlikte biz bütün bu cihazların kullanım videolarını onu manken olarak harika. Kullandık. Ve o da seslendirdi sağ olsun. Tüm bu cihazların kullanım eğitim videoları var. Esas sorun ise bu ölçülü doz inhaler dediğimiz sprey tarzındaki cihazlarda. Bilmiyorum görünüyor mu? Şöyle bir ceketimi tutayım. Görünüyor. Evet, bakın, görünüyor ceketin hocam. Görünüyor. Saniyede 30 metre süratle çıkıyor bu. Ve bu ilaç bulutunun içindeki küçücük, 5 mikrondan küçük ilaç moleküllerinin alt solunum yollarına inmesi gerekiyor ki fayda görsün. Bunlarda hatalı kullanım oranı, bakın çok yüksek bir oran, gerçek bir trajediden bahsediyorum, %90 ülkemizde. Yani her 10 hastadan biri sadece doğru kullanıyor. Nedir doğru kullanımı? Doğru siz kullanımı ayrıntılarıyla kolay anlatın. Değil, çok esasında çok kolay olmayan bir kullanım var. Bu diğer kuru tozlarda kolay ama bunda öyle değil. Hasta nefesini boşaltacak ve dudakların arasına, dişlerin arasına alacak. Yavaş ve derin bir inhalasyon. Soluk alacak, almaya başladıktan hemen sonra sıkacak ki aldığı havayla birlikte alveollere kadar
bronşiyodere kadar ulaşabilse. Bu arada Dorukhan'dan rica edelim, yine KUA Hastaları Derneği'nin amblemini ekrana getirirse izleyenlerimiz bu derneğin web sitesinde yer alan bu ilaçların kullanımı ile ilgili videolara ulaşabilirler. Tabii, değil mi hocam? Tabii ki. Çok önemli. Ve zamanlama çok önemli burada. Nefes almaya başladıktan hemen sonra sıkılacak. Yani nefesi boşaltıyor. Yavaş ve derin bir nefes alıyor ve nefesini tutuyor. Sonra nefesini boşaltıyor. Ama bunu yapmak gerçekten zor. Çünkü eğitim seviyesiyle ilgili, bu kognitif fonksiyonlarla ilgili. Yani herkese bunu öğretemezsiniz. O zaman nedir çaremiz? Bu basit maske sistemi. Cihaz yerleştiriliyor. Önce bir sallanıyor. Evet. Sonra hasta ağzı açık iken ağzını burnunu kapatıyor. Bir yakından göstersinler biraz, sizi. Biraz önce biraz yan dönelim. Sıktığım gibi sıkılıyor ve o ilaç buharı buraya doluyor. Sonra hasta ağzı açıkken 3-4 kere nefes alıp veriyor bu silindirin içine ve ilacın çok etkin bir şekilde kullanımı oluyor. Ve hasta tabii yardımcı ki tedavi oluyor. Yardımcı bir aparat o aslında. Tabii değil ki çok hocam? Basit İlaçların kullanımına yardımcı bir aparat. Ve çok önemli bir sorunu çözmüş oluyor. Evet, evet. Fazla pahalı bir şey de olduğunu düşünmüyorum onun. Plastik yok, çok çünkü. Çok pahalı değil. Sağlık Bakanlığı'na bir sunum yapmıştım. Ben bunun reçeteyle verilmesiyle ilgili pandemi öncesinde. Onlar da tamam dediler. Biz bunu SGK ödemesini alalım dediler. Fakat pandemi patladı. Her şey alt üst oldu. Evet. Böylece kaldı. Belki ileride olabilir ama şimdi hastalarımız bunu kendi paralarıyla alıyorlar ama bu yıllarca kullanılabilecek bir şey. Tabii tabii. Ve çok gerçekten önemli bir aparat. Evet, çok önemli. Ve benim üzerinde çok önemli durduğum bir konu var. O da evlerde KOAH ve astım hastalarının kullandığı makineler vardır. Evet. Buhar makinesi. Evet. Bunun içine ilaç ampul şeklinde plastik bir ampulde bulunan ilaç. Kafası koparılıyor, dökülüyor. Sonra bu maske takılıyor ve o cihaz çalıştırıldığı zaman solüsyon halindeki ilaç buhar olarak dışarı çıkıyor. Ve hastalar onu 8-10 dakika kadar yavaş yavaş soluyorlar. Evet. Şimdi buradaki sorun şu. Bunun her kullanımdan sonra sökülerek sabunlu suyla yıkanması lazım, durulanması lazım. Ve havada bir 10 dakika kadar kurutulduktan sonra tekrar monte edilerek bir naylon poşete sarılarak saklanması Peki lazım. Peki kaç kez kullanılıyor bir günde? Günde 4 sefer, 5 sefer kullanılıyor. Aksi takdirde içinde mikroorganizmalar kolonize oluyor. O da zarar verecek yani, yine hastaya. Hasta ilacı çekerken mikrobu akciğerine gönderiyor. Yani tam tersi bir yani zararı olacak tabii yine. Tabii ki astım ve KOAH'ın ilerlemesinde çok önemlidir. Solunum sistemi enfeksiyonları. Evet. Yani hasta kendini hasta ediyor ve bunun haftada bir değiştirilmesi gerekiyor. Atılacak yerine yeni salınacak. Ucuz bunlar çünkü. Düşünün ki bu cihazları hiç açmadan, temizlemeden haftalarca kullanıyor hastalar. Ve hastalığın ilerlemesine yol Neden açıyorlar. Oluyor? Şimdi hocam arkadaşlarım son 5 dakika diye uyarıyor. Tedaviyle ilgili mi devam edelim ya da COVID'le ilgili söyleyecekleriniz varsa hangisini tercih ederseniz. COVID'le ilgili konuştuk zaten. Onlar ben yeterli. Sadece tedaviye tamamlamak edelim. İstiyorum. Solunum egzersizleri ve pulmoner rehabilitasyon da KOAH tedavisinde çok önemlidir. Evet. Yani solunum egzersizleri yapması gerekiyor. Fiziksel aktivite yapması gerekiyor. Biz hastalarımıza yürüyün deriz. Eğer yürünmezse kaş eksi gelişiyor. Eriyor kaslar. Öyle mi? Solunum kasları da eriyor ve hastalık hızla kötüleşiyor. O nedenle solunum egzersizlerini öğrenmeleri gerekiyor. Hem solunum egzersizi hem de fiziksel aktivite. Şimdi rehabilitasyon demiştik aslında başta. Pulmoner rehabilitasyon. Değil mi? Böyle bir rehabilitasyon uygulanıyor KOAH hastalarına. Evet evet tabii ki. Pulmoner rehabilitasyon artık yaygınlaşmaya başladı. Orada eğitim almaları gerekiyor ve bir de solunum kaslarını güçlendirmek için yardımcı aletler var. Çok basit bir şey bu. Günde 3-4 sefer 10-15 dakika yapılması hem basit Sonun, hem de yani şu cihazlar
hemen hemen ameliyat geçiren herkesin evinde vardır sevgili seyirciler. Ama KOAH hastaları için özel olarak. Tabii bir de görseli günde kaç var. Kere yapabilirler günde 3-4 kez. 3-4 kez. Yani 10-15 kez 10-15 yapabilirler. Defa, ve görseli evet. de var. Ne kadar güçlendiği de evet, toplardan evet, evet. görebiliyor. Bir başka... Hatta bazen ben mesela torunlarıyla yapabilirler. Ne bileyim çocuklarıyla oyun gibi yapabilirler. Evet. Yani bir artık bu sizin hayatınızın bir parçası olacak. Evet. KOAH hastaları için konuşuyoruz tabii. Evet tabii ki ve bir de threshold denilen bu cihazlar var. Bu da solunum egzersizi. Değişik derecelerde hastanın evet. solunum kapasitesine göre ayarlanıyor güç seviyesi ve hasta yine 3-4 kez 10-15 kez bu cihazı kullanarak solunum kaslarını güçlendiriyor ve ben bir de hastalara küçük pet şişelere su doldurun ve otururken yani televizyon izliyorsunuz otururken bunu kaldırın indirin diyorum ve bir diğer kolu sonra ve ikisini de birden aynı anda yapabilirler ve bacak egzersizleri öğretiyorum. Yani oturacak yere sırtına koltuğa dayayacak bir havluyu bir şey rulo yapıp dizlerinin altına koyup bacağını kasacak ve böylece bırakacak, tüm bacak kasıp, kasları ya kasıp bırakacak. Tabii kasacak. Hı-hı. Ona kadar sayacak. Kasılı vaziyette bırakacak. Bunu günde 3 sefer 10'ar kez yapsa çok önemli bir fiziksel egzersiz oluyor. Peki bütün bunları yatan yani sürekli yatan hastalara mı öneriyorsunuz? Yok yok. KOAH hastalarına özellikle hepsine. Orta ağır hastalara, çok ağır hastalara. Çünkü hafif KOAH'lılar zaten günlük yaşamın içinde. Sürdürüyor. Onlarda evet. efor kapasitesi düşmüyor. Ha. Onlar çalışmaya devam ediyorlar. Çoğu zaten hastanın farkında değil ve yine benim yaptığım ve ekibimin yaptığı bir çalışma. Türkiye genelinde bu çalışmayı yaptık. Hastalarımızın %35'i ağır ve çok ağır evrede tanı alıyorlar. Evet. Tanıda işte en çok büyük gecikme o. var. İşte sizin dediğiniz gibi astım deniyor, bronşit deniyor, bir sürü şey denip belki çok geç kalınıyor çok teşhiste. Geç kalınıyor. Bunun hızlandırılmasının bir yolu yok mu var. Hocam? Var. Dördüncü fotoğrafı gösterirsek. Dördüncü fotoğrafı bir rica edelim Durukan'dan. Spirometri dediğimiz soluk test dediğimiz çok basit bir test Hı-hı. var. KOAH 40 yaşından sonra ortaya çıkan Şu. Bir hastalıktır. Evet. Evet. O nedenle biz 40 yaşından sonra her sigara içicisinin yılda bir kez spirometri yaptırmasını öneririz erken tanı için. Ama bunu yavaş yavaş artık 35'e doğru da ediyoruz. Örneğin dün ben 37 yaşında bir hastam hiç farkında değil KOAH olduğunu. Spirometride KOAH tanısı koydum. Eşi ve kendisi çok şaşırdılar. Sigara kullanıyor. Hmm. Bir de rakamı gösteriyoruz. Oo. Yani çok objektif oluyor tanı. Çünkü bu bilgisayara bağlı bir sistem. Hasta derin nefes alıyor ve boruyor üflüyor. O kadar. Evet şu anda çok ekranda basit. Sevgili seyirciler. Çok basit. Nefes Hı-hı. alıyor ve boruyor Bunu üflüyor. Bunu nerede? Göğüs hastalıkları bölümlerinde. Peki kendileri mi talep edecek hastalar? Hayır. Ha, tabii kendileri Yılda talep edebilirler. Yılda bir kez dediniz çünkü, değil mi? Zaten Hı-hı. sigara içen bir hasta öksürük nefes darlığı yakınmalarıyla giderse bir porikinle spirometre yapılıyor. Evet. Ancak bu şikayetler olmasa bir de talep edebilirler. Çünkü KOAH ilginç bir hastalık. Sıfır semptomlu da olabiliyor. Çok sinsi. Yani benim evet, gerçekten elde olmadan ettiğim bilgiler beni çok şaşırttı. Allah Allah dedim. Ya, bu kadar belirtisi olan bir evet. hastalık nasıl sinsi olabilir? Bir, gerçekten bir durum var yani. Evet. Önemli ve araştırılması gerekiyor sevgili seyirciler. Bir de üçüncü slide alabiliriz. Bir üçüncü slide'ımızı da alalım lütfen. Süremizi bir aşıyoruz ama bir, o da önemli bir şeye, çünkü o önemli. Evet bir, şu. Bakın şimdi amfizemli hasta akciğerin içi oyulmuş görüyor musunuz? Evet hocam. Parçalanmış bunun tedavisi mümkün değil fakat hemen bir uyarı yapmak istiyorum. Hı-hı. Bizi çok rahatsız eden bir konu. Çünkü bir balon tedavisi gibi bir tedavi Ay, evet, söyleniyor. Evet, evet. Bu balon tedavisinde bir balon nefes borusuna ilerletiliyor endoskopik Hı-hı. yöntemle ve o şişiriliyor, indiriliyor. Bir kompresörle ve sekresyonları temizliyor. Hatta yani birçok kanalda da çıktı sevgili seyirciler. Ne olur itibar etmeyiniz hocam ondan bahsediyor. Şimdi balon tedavisi o sekresyonları temizliyor. Hı-hı. Fakat hastalar sekresyonları temizlediği zaman hastalık bitiyor mu? Hayır bitmiyor. Yani tedavi edici bir model değil. Tabii ve bu ki. Sadece bizim ülkemizde uygulanıyor. Bizim rehberlerimizde balon tedavisi diye bir tedavi yok. Fakat bu KOAH'ı tedavi ediyor, bitiriyor gibi bir algı var. Bu evet, tabii ki çok maalesef. Yanlış. Bir algı şu, o balon bu parçalanmış akciğeri. Ve çok ciddi akciğeri. Fiyatlar var hocam. Evet. Yani inanılmaz bir para talep ediliyor evet. o tedavi yöntemi evet, için. Maalesef. Bunu özellikle dillendirmek istedim
sevgili seyirciler, aldanmayınız diye. Balon tedavisiyle ilgili elimizde veri yok. Doğru düz bir çalışma yok. Sorucunun ne olduğunu bilmiyoruz. Ve böyle yırtılmış bir akciğeri balon neresini tedavi mümkün edecek? Mümkün değil, mümkün bir değil. Bir de ayrıca KOAH çapı 2 milimetreden küçük olan bronşiyörlerde başlayan bir hastalık. Birkaç santim çapındaki balonun oraya ulaşması da mümkün evet. değil tabii ki. Bu konuda da bir uyarı yapmak çok istedim. Teşekkür Çünkü bizi ediyoruz. Dernek olarak çok rahatsız eden bir konu. Bize çok müracaat evet. ediyorlar. Balon tedavisi yaptıralım mı diye tabii ki biz onları aydınlatıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz ben hocam. Ben teşekkür çok ediyorum. Çok önemli bilgiler aktardınız. Değerli izleyenler, elbette sizlerin görüşleri çok önemli. Lütfen WhatsApp hattımızdan bizlere KOAH başta olmak üzere araştırılması istediğiniz hastalıklarla ilgili lütfen mesajlarınızı yollayınız ki bizler de hocalarımızla sizleri bu konularda aydınlatmaya devam edelim. Tekrar Profesör Doktor Mecit Süverdem'e teşekkür ediyoruz ve şimdi Skype hattımızda çok kıymetli bir sanatçı var Almanya'dan. Birazdan kendisiyle bağlanacağız ve kendisinin Almanya'daki müzik çalışmalarına kulak vereceğiz. Her günün ardı karmaşa. Geçtiğimiz günlerde yayınladığı teklisi Siyah'la dinleyicisiyle buluşan Fatih Es, yeni şarkısı Şebnem Yiğit'le hafta sonunda. Yârimin kucağı tatlı mı? Sevgili seyirciler, Fatih Es şu anda Skype bağlantıyla Almanya'dan bizlerle olacak. Merhabalar Fatih Es. Merhabalar Şebnem Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi... Çok öncelikle programımıza Ben teşekkür ediyorum. Fatih Es, anlatır mısınız bize Almanya'da durumlar nasıl? Siz şimdi Siyah adlı bir albümle karşımızdasınız. Zaten Siyahlarla evet. karşımızdasınız bu arada. Birazdan klibinizi de paylaşacağız izleyenlerimizle. Ama şöyle bir bize Almanya'daki havayı aktarın. Müzikten bahsediyorum tabii. Çünkü bir süreç geçiriyoruz. Covid-19 süreci geçiriyoruz. Kapalı kaldık hem orada hem burada. Müzisyenler çok zor durumda Türkiye'de. Örneğin orada nasıl? Bize genel bir havayı şöyle oradaymışız gibi yansıtınız lütfen. Tabii ki. Gerçekten dediğiniz gibi zor bir süreçten geçiyoruz tabii ki. Dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da aynı şekilde. Aşağı yukarı yani bir seneye aşkın bir zamandır tabii ki müzik yapmıyoruz, yapamıyoruz. Sadece geçen sene yazın birazcık sayılar azaldığında kısıtlı imkanlarla yapmıştık. Ama artık bu önümüzdeki haftadan sonra tekrardan yavaş yavaş normalleşmeye dönüldüğüne dair hani bilgiler verildi. Test yapanlar ya da iki kez aşı olanlar artık istediği gibi müzik yapılan mekanlara girip çıkabilecekleri yönünde açıklama yapıldı burada. Çok güzel, çok güzel. Peki şimdi sizin çalışmanıza dönelim. Birazdan izleyenlerimizle buluşturacağımız klibiniz, albümünüz nasıl gelişti? Anlatın, yine bu küresel salgın döneminde mi oluşan bir albüm çalışması bu? Tek başınıza mı, kimlerle çalıştınız? Türkiye'de kimlerle beraber çalışıyorsunuz? Evet, Sertaç Bey'le çalışıyorum. SG yapımla Türkiye'de. Aslında biz albümü ta bu pandemiden önce çıkartmayı düşünüyorduk ama pandemi başladıktan sonra dedik birazcık bekleyelim, duruma göre hareket edelim. Ondan sonra baktık ki pandemi bitmeyecek gibi, ondan sonra dedik artık yayınlayalım. İşte aşağı yukarı 2-3 ay önce albümü yayınladık. Peki klip nerede çekildi? Klibi Berlin'de çektik. Evet. Yine yardımlarıyla bir yakın bir arkadaşının aracılığıyla Berlin'de Bari Baykal arkadaşım. Peki şarkılarınızın sözleri, bestesi size mi ait? Nasıl çalıştınız albümde? Şarkıların aynen sözleri ve besteleri bana ait. Uzun yıllara dayanıyor. Sertaç Bey'le çalışarak bu hale getirdik albümü ve yayınladık. Peki daha önceden bir hatırlatır mısınız bizlere nasıl çalışmalar yapmıştınız? Yine aynı tarz mıydı? Yoksa bu albümde biraz bir tarz değişikliği var mı? Aslında birazcık tarz değişikliği var gibi. Tabii ki daha çok rock müzik seviyorum ama birazcık da böyle hani modern soundlara, modern nasıl diyeyim altyapılara da
imkan verdik albümde, öyle diyeyim. Harika. O zaman dilerseniz şimdi size veda edelim ve sizin, evet, müziğinizle, sizin klibinizle KRT izleyenlerini baş başa bırakalım. Ne dersiniz? Tabii, bir şey söyleyebilir miyim? Tabii, bu arada? Buyurun. Bak, lütfen buyurun. Aşağı yukarı 4 hafta oldu sigarayı bıraktım ve çok donum. Harikasınız. Az önce konuştuk zaten. Evet, KOAH hastalığını konuştuk az önce. Evet. Yani çok da zor olmadığını söylemek istiyorum sigara içicilerine ve bir sürü alternatif imkanlar da var. Onları değerlendirebilirler sigarayı bırakmak için. Harikasınız. Bu çok güzel bir mesaj oldu Fatih. Çok teşekkür ediyoruz bu anlamlı mesaj için. Eminim Profesör Doktor Mecit Süerdem de şu anda çıktı dışarıda ama çok mutlu olacaktır bu mesajınızı yayında izlediğinde. Tekrar teşekkür ediyoruz Fatih. Ve şimdi sizin klibinizle baş başa bırakıyoruz. Sizi alasmağladık derken izleyicilerimizi. Size de hoşçakalın. Teşekkür. Sevgili seyirciler, herhalde son dönemin en çok konuşulan konu başlığı Kanal İstanbul. Biz de programımızda yer vermek istedik. Acaba Kanal İstanbul nedir? Bize zararı nedir? Yararı var mıdır? Tüm bunları konuşacağız birazdan. Planlanan Kanal İstanbul projesinin yapılması halinde nasıl bir doğa ve çevre sorununa yol açabileceğini anlatmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Komisyonu üyesi Gökhan Gümüş da projeyle ilgili tüm merak edilenleri Şebnem Yiğit'le hafta sonunda anlatıyor. Evet sevgili seyirciler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Çevre Komisyonu üyesi Gökhan Gümüşdağ stüdyomuzda şu anda. Hoş geldiniz Sayın Gümüşdağ programımıza. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi o kadar önemli bir konuyla baş başayız ki şu anda. Büyük de bir sorumluluk böyle bir konuyu konuşmak. Çünkü gerçekten aktarması da güç bir konu. Fakat fotoğrafların da yardımıyla sizin de bilginizle aktarmaya çalışacağız. Öncelikle gerçekten yapılacak mı Kanal İstanbul? Şimdi şöyle yapılacak mı derken biliyorsunuz birkaç gün önce bakan açıklama yaptı. Evet. Haziran'ın ilk haftası başlıyoruz dedi. Evet. Artık ben şunu söyleyeyim. Bugün öncelikle ben size çok teşekkür ediyorum. Niye diyeceksiniz? Köprüden önce son çıkış diye bir tabiri vardır ya. Artık belki de son programımızdır. Ama görüyorsunuz yani her şeye rağmen yapılıyor. Yani bu çok yanlış. Toplum tam olarak bilinçlendirilmedi. Anlatılmadı, izah edilmedi. Uyarılar yapılmadı. Ama kaderimizle mi yüzleşeceğiz diyelim, ne diyelim? Son olarak biz kendimiz yine birlikte mütalaa edelim. Artık vatandaşın sağduyusuna terk edelim. Çünkü neden diyeceksiniz? Bakın Çevre Şehircilik Bakanlığı diye bir yer var. Bütün bu planların, programların organize edildiği yer. Orada bir oda var. Odanın içinde bunları yapıyorlar. Kimseye sormuyorlar, etmiyorlar. Bugün böyle bir proje yapılacaksa kime soracaksınız? Önce halka soracaksınız. Bizim bir sloganımız var. Ekrem İmamoğlu diyor ki, İstanbul senin diyor. Hmm. Burada söylenmek istenen şey şu. Ben ne yaparsam yapayım sahibine sorarım diyor. Ben vekilim zaten diyor. O yüzden dikkat edin, takip edin yapılanları İstanbul'da. Mutlaka anketlendirilir. Mutlaka vatandaşa sorulur. Şimdi düşünün mesela. Hani Marmaray diyelim. Marmaray belki bir gereklilikti değil mi? Bence de gereklilikti. Ve hakikaten de doğaya en az zarar verilerek yapılmış bir proje. Ben çok takdir de ederim Marmaray'ı. Tabii Marmaray'ın da geçmişe baktığın zaman Nurettin Sözen dönemlerinde planlara işlenmiştir. Yapılmıştır, bitmiştir ve hepimiz kullanıyoruz. İşte aramızda bir aykırı olarak bakan varsa da toplumda genel bir kabul sağlamıştır. Ben yapılmasından önce de sonra da hep takdir ettiğim bir plandır. Ama bugün yapılmak istenen şey İstanbul'u ortasından böyle pastanın yarısını bölüyorsunuz. Hmm. Şimdi bunu kime soracağız? Ya herkese sorman lazım. Büyükşehir Belediyesi'ne sorulan hiçbir şey yok. Ya onu şimdi zaten hiç sorulmadığını biliyorum da şimdi siz dediniz ya halka soralım. Sevgili seyirciler, bilmiyorum, ben böyle düşünüyorum. Tamam, soralım ama bir de bilir kişiler var. Bir chat raporu denen bir şey var. Örneğin chat raporu yok mu bu Kanal İstanbul'un? Şimdi chat raporuna geleceğim zaten. Yani bakın, şimdi burada konuşursak dersek ki ya bu bileşenlerine 30 tane kurumdan görüş alınmış chat raporunda mesela. Nedir desek, örnek vereyim size, işte kuşlara olan etkisini konuşsak sabahlara kadar konuşuruz. Hmm. Getirin bilir kişileri. Desem ki sülfürün denize olan etkisi ne kadar olacak? Saatlerce, günlerce konuşuruz. Binlerce bileşeni olan bir şey. Bugün hazırlanan chat raporu 1500 sayfadır.
ekleri 10 bin sayfa, 12 bin sayfa. Kim okuyacak onları? Ya velev ki okuyalım, sıkıntı yok. Ama peki, mesele benim söylemek istediğim şey şu. Hayır, bir özeti yok mudur? Yani şimdi eğer halktan da bununla ilgili bir görüş isteniyorsa halka bu tüm netliğiyle açıklanması gerekir. Tamam. Neye göre oy kullanacağız? Tamam, şimdi kanun da öyle diyor zaten. Böyle bir proje yapacaksan diyor, gidip diyor vatandaşa bunu soracaksın, hı-hı, vatandaşla konuşacaksın. Nitekim öyle de yaptılar. İşte Kanal İstanbul'un geçtiği ilçelere bakın, bir tanesi Arnavutköy'dür. Arnavutköy'de bir vatandaşa bir küçük bir toplantı yaptılar bir salonun içerisinde. Bir duyuru yaptılar. Arnavutköy'ün herhalde bir gazetesine, yerel gazetesine duyuru yaptılar. Oradan çıkarıp toplantıyı yaptılar. İşte vatandaşı bilgilendirdiler. Eğer bu yeterli geliyorsa... Zaten Sayın Gümüşdağ, bu sadece Arnavutköy'ün meselesi değil ki, tüm Türkiye'nin meselesi bana kalırsa. Tamam, İstanbul'a olan bir olaydan, çok çok büyük bir olaydan bahsediyoruz ama yine de sadece Arnavutköy'le sınırlı tutamazsınız değil mi böyle? Yok, bir meseleyi? Yok, ben şunu demek istedim. Yani siz o zaten sorulan şey de usuleten sorulan. Yani, kanundaki, evet, karşılığını, evet, oluşturmak için yapılan bir şey. Yani gerçekte bunu yapacaksa çıkar sahnelere, istediği gibi duyurusunu yapar, bizden destek ister. Örnek vereyim. Ekrem Bey bu konuda, yani öncelikle yaptığı bütün işlerde bilir kişilere ehemmiyet verir, düşüncelerine çok ehemmiyet verir. Çalıştay yaptık. 3-4 gün çalıştay sürdü. 200'e yakın hoca katıldı. Üniversitelerden hocalar geldi. Bilir kişiler geldi. Uzman, bu konuda memur arkadaşlarımız var. Büyükşehir Belediyesi'nin bizden önceki yetiştirdiği liyakat sahibi, konulara hakim arkadaşlarımız var. Onlar katıldı. Diğerleri katıldı. Büyük rapor hazırladı. Arkadaşlarımız ona internetten de ulaşabilir. Evet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çalıştayı diye girerlerse büyük dökümü de var, yapılmış. Yani öyle öyle faydalar gördük ki, öyle farklı bakış açıları gördük ki. Örneğin belki birazdan konuşuruz. Depremin işte depreme tabii, kanalın tabii, mesela tabii. Kanalın depreme olan hemen yani depremi konuşalım. Depremi etkisi. Tetikler mi, tetiklemez mi, evet, sorusu mesela, evet, diyelim değil mi? Çok önemli. Ama bakın, katılımcılardan bir tanesi, bir profesör şunu diyor. Diyor ki kanal diyor depremi tetikler mi konusu tartışılmaz, mutlaka tetikleyecek. Ama diyor ben öyle bakmıyorum. Acaba diyor eğer bir deprem olursa kanal diyor ne olur? Yani deprem olur, kanal diyor eğer bir şekilde kırılırsa, bu sefer diyor Karadeniz'in bütün suyu diyor İstanbul'u basmaz mı? Yani buradan şunu söylemek istiyorum. Bir görüş sorulduğu zaman, evet, birçok perspektiften bakabilecek, farklı perspektiflerden bakacak insanlar var. Bu yüzden insanlara danışmak lazım, sormak lazım. Ama hiçbir şeyi sormadan kendinizin bir gerçeği var veya bir şeyi var, bir kafasında bir takıntısı mı var vesaire, nesi var bilmiyorum ama benim gördüğüm kadarıyla bir planın bir parçası. Bir planın parçası derken nedir? İşte bu kuzey ormanlarımız. İstanbul'u nefes aldıran, İstanbul'a suyunu sağlayan, İstanbul'a hayat veren, yani çıktığımız zaman şöyle bir nefes alıyorsa oh be dediğimiz şey kuzey ormanlarımızdır. Kuzey ormanlarımız İstanbul'un tüm üst tarafıdır. Ne oldu mesela? Üçüncü köprü yapılmış oldu biliyorsunuz. Üçüncü köprü yapıldı, komple geçildi. Evet. Ondan sonra havalimanı ve şimdi bu da üstüne Kanal İstanbul'da yapıldı mı? Yok. Komple, hı hı, kuzeyi kapsayan bir alan düşünün. Şimdi neden yapılıyor sorarsak kendimize, evet, açıkça ben size şunu söyleyeyim. Neden? Rant diyeceğim. Şimdi rant derken bunun lütfen seyirciler tarafından yanlış alınmasını istemiyorum. Yani rant bir hani çıkar boyutu, bir takım kişilerin hani elde ettiği veriler, elde ettiği şey var mı ben bilmiyorum. Örnek 10 yıldan beri mesela bu proje konuşuluyor. Bakıyorsunuz, hı, mesela 10 yıldan beri 30 milyon metrekare alan o kısımda bölgede el değiştirmiş. Satılmış, el değiştirmiş, evet, satılmış, birileri, evet, almış. Neyse bakıyorsunuz. Ve alanları da görüyoruz zaten medyadan. Tamam ama mesela bakın söylendi mesela Katarlı'nın annesi aldı, evet, vesaire şeklinde bir takım iddialar, evet, ortaya çıktıktan sonra ne oldu biliyor musunuz? Şimdi örneğin biz Büyükşehir'de bir memur arkadaşımıza ya şu tapuyla ilgili duruma bakar mısın? Acaba kesişiyor mu kesişmiyor mu? Şununla ilgili bir şey. Mesela bir konu yorumlanması gerekecek. İSKİ bir hat geçirecek mesela. Var, evet, mı diye baktığın zaman ya bu mal kimindir? Hani kamunu mu? Bize, evet, mi ait? Şahsına mı ait dediği zaman tapu idaresinden sorgulamayı durdurdular. Ya, artık sorgulayamıyorsunuz. Siz İBB olarak sorgulayamıyor musunuz? Ya şöyle uzun bir süre, uzun bir süreç, evet, şey, durdurdular yani. Sorgulama yapamıyorsun şeyde, tapuyla ilgili bilgi alamıyorsun. Niye? İşte bilemiyorum. Şimdi sorduğunuz zaman da şöyle bir hadise çıkıyor ortaya. Hemen Ankara'dan da görüyorlar bu sistemden sorgulandığını. Arıyorlar, hayırdır diyor bizim memura, niye sorguluyorsunuz? Ne var, bir durum mu var? Yani ben şunu demek istiyorum.
Bakın, Recep Tayyip Erdoğan ya da devletimizin paraya ihtiyacı var, bu kaçınılmaz. Ne yapacak? Ya vergilere zam yapacak. Kinitekin biliyorsun birkaç gün önce yakıta vesaire. Ya da para basacak. Yani olmayan koşullarda ne yapacaksınız? Peki şimdi bu Kanal İstanbul'un yapılması paraya mı dönüşecek? Nedir olay? Yani biz anlayamıyoruz şimdi bakın, halk olarak. Asıl ben size işin özünde nereye gittiğini anlatayım. Evet. Şimdi özü şudur. Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletinin kamu arazileri çoktur. Arazilerim yani. Devletin arazisi %70 civarları. Kalan arazilerde işte sizin tapunuz var, benim tapum var, onun tapusu var. Vatandaşın tapusu, edindiği tapu olursa Kurtuluş Savaşı'ndan öte veya Osmanlı tapularında varsa Osmanlı'dan öte beri gelen şey. Şimdi tapular. Ne yapıyor devlet? Örnek verelim mesela Ataköy sahilleri. Ataköy sahilleri hepsi kamu arazileriydi zaten. Şimdi bakıyorsunuz Ataköy sahiline, devlet TOKİ yardımıyla, TOKİ eliyle devlet tüccarlaşmış. Tüccar olmuş. Artık her şeye ekonomik bakıyor. Diyor ki Ataköy sahilinde bir yer var. Bunu diyor alın. Bir hesaplıyorlar. 3 milyon dolar bir daire. 2 milyon dolar bir daire. 300 konut küçücük bir yere koyuyorlar. Diyor ki 1 milyar dolar yapar. Gel diyor hasıla paylaşımı yapalım. 800 milyon dolar bana ver. 200 milyon dolar sende kalsın. Eğer siz şeker fabrikasını satarsanız kıyamet kopar. Ama orayı satarsanız küçücük bir yerden elde ettiğimiz gelire bakın. Yani devletin kendine gelir ilan edecek ne yapıyor? Kurumlar vergisi alıyor. Ne alıyor? İşte tütünden vesaireden vergi alıyor. Ne alıyor? ÖTV'den vergi alıyor. Birçok vergi kalemleri var ama yetmiyor. O para yetmiyor. Yetmemesi için, yetmemesi durumunda ne yapıyor? Diyor ki kamu arazilerimizi çıkarın. Peki ama zaten bunlar satıldı Sayın Gümüşdağ. Yani şimdi satıldığını biliyoruz. Tamam şu anda belki tapu bilgilerine ulaşılmıyor ama yeteri kadar ulaşıldı. Şimdi bu saatten sonra yani o kişilere vaatte mi bulunuldu? Burası işte Kanal İstanbul olacak. Aldığınız araziler şu kadar değer kazanacak. O yüzden mi mecbur hissediliyor? Yoksa başka vaatlerde mi bulunuldu bir yerlere? Şimdi bakın bugün şeye bakarsanız Süveyş kanalına, Panama kanalına inceleyin aslında oraları. Bununla evet bununla ilgili oraları, Dorukhan'dan rica edelim haritalar oraları, vardı. Oraları da incelerseniz mesela tabii onların altına indiğimizde çok büyük gereksinimlerle yapılmış projelerdir. Evet. Oralarda yapmışlar, devlet yapmıştır. Yani örnek olarak 1860'larda başlamış olan Süveyş kanalı Fransız bir şirket tarafından yapılmış. Daha sonra... Ama şöyle bir gereklilik varmış. Yani benim aslında bugün sizinle konuşmak istediğim gerçekten Kanal İstanbul, İstanbul için bir gereklilik mi? Bence değil. Kesinlikle peki değil. Peki neden bu kadar ısrarla sizce yapılmak isteniyor? İşte onu anlatmaya çalışıyorum size. Yani ne yapıyorsunuz siz bu köprüyü yaparak? Bir normal tarım arazileri. Ne kadar tarım arazimiz var? 160 bin metrekare tarım arazimiz var. Para etmiyor bunlar. Yani eğer bir yere erişemiyorsanız, ulaşamıyorsanız bir para etmiyor. Para etmese satsa ne olacak? Ne yapmamız lazım? Bir değer katmamız lazım. Değer nasıl katabiliriz? İşte Kanal İstanbul projesi. Benim bir tavsiyem var. Bakın, değer katmak için, bir şeye değer katmak için günümüzde illaki gidip İstanbul'da olup olmaz yerden bir kanal geçirmeye gerek yok. Ya götürün metro geçirin ya. Değil mi? Gidin, zaten ihtiyacımız da var ya, metroya. Bakın ben size bir söyleyeyim. İstanbul'da çok yakında, yani çok yakın dediğim 1-2 sene içerisinde trafiğinde büyük rahatlama göreceksiniz. Neden biliyor musunuz? Dünyanın tek belediyesiyiz. 10 yerde aynı anda metro projesi gerçekleştiren. Bu çok güzel ve önemli bir haber Sayın Gümüşdağ. Ekrem İmamoğlu inanın bana metro fatihidir. Öyle anılacak zaten. Harika. 3-5 yıl sonra büyük bir rahatlama göreceksiniz. İstanbul rahatlayacak, nefes almaya başlayacak. Benim demek istediğim şu, getirsin koysun bir metro oraya. Ya bizim insanımız, yanlış anlamayın, bir hobi bahçeleri var. Hı hı. Hobi bahçesi veriyoruz. 2 metre. Ya 4 metrekare yere almak için vatandaş bize araya ne hatırlı adamları sokuyor. Ya ne yapacaksınız diyorum. Ama niye? Atalarımızdan gelen, kodlarımızda olan ne var bizim? İşte gidip 4 metrekare bir kazalım da. Yani bir yeşillik, bir toprak, bir kedi besleyeyim, kuzu besleyeyim. Yani kodlarımızda var bizim bu. İnsanlar ona erişmek ve ulaşmak istiyor. Şehirden bıkmış artık. Yani şunu demek istiyorum, bir metro koysanız o araziler yine değerlenir. Çünkü bakın İstanbul'un sorunu nedir biliyor musunuz? Hı hı. İnsanlar niye üst üste yaşar? Çünkü bir yere siz erişemezseniz, ulaşamazsanız ne yaparsınız? Yani düşünün mesela benim
Tepecik'te bir yerim var, hanım gitmem diyor. Asla gitmem, orası çok uzak diyor. Yani ulaşım, biz eriştirirsek evet, o zaman işte o araziler rant kazanır. O zaman da yine gelsin Sayın Cumhurbaşkanı, gitsin bir planlama yapsın. Yine kamu araziler belli bir değer kazanmış olur. Ondan bir gelir irade etsin yani. Buna ben karşı değilim. Ama şimdi kalkıp da siz koca Karadeniz bakın yanlış anlamayın. Karadeniz 400 bin kilometre kare bir denizdir. Ama öyle görmeyin Karadeniz'i. Karadeniz devasa bir denizdir. Niye biliyor musunuz? Karadeniz'e Avrupa'dan, Tuna'dan gelen sular boşalır. Tuna Nehri çok büyük bir nehirdir. Bütün Avrupa'yı karış karış geçer, dökülür. Ve ne yapar biliyor musunuz? Karadeniz'i sürekli doldurur. Bununla beraber 4 tane daha nehri var. Şeye dökülen, Karadeniz'e dökülen. Bir de bizim kendi Yeşilırmak, Kızılırmak, işte Sakarya Nehri, Emelen Çayı, onlar da Karadeniz'e boşalıyor. Bakın, bu boşalan nehirlerin metrekaresi 2.2 milyon kilometre kare. Ne demek biliyor musunuz? Yani Karadeniz'in büyüklüğü 400 bin kilometre kare ise 5 misli daha büyük düşünün fotoğrafını. İki dev deniz, Karadeniz ve Marmara. Ve Karadeniz nasıl çıkacak biliyor musunuz? Yarım metre yüksektir şeyden. Marmara'dan. Niye? Çünkü düşünün mesela sürekli hortumla su dolduruyoruz. Evet. Tuna'dan gelen sürekli o tatlı suyu, hatta kirli suyu. Niye? Siz yanlış anlamayın. Karadeniz'in dibi tamamıyla zehirle kaplıdır. Pislikle kaplıdır. Balıklar niye büyümez? Hamsi niye büyümez? Çünkü büyüyecek verimlilikte şey yoktur. Beslenemez hayvanlar yeterince. Nedir? Avrupa'dan akarken, hoş gerçi şimdi gelişmiş toplumlarda çok fazla kir atılmıyor Karadeniz'e ama gelişmemiş olan kim var? İşte Romanya vardır, geçtiği Sırbistan vardır. Oralardan hala Karadeniz'e pislik veriliyor. Dolayısıyla hala Tuna'nın üzerinden taşınıyor pislik. Şimdi sürekli doldurduğumuz bir kazan düşünün. 50 santim şeyden yüksektir. 12 bin yıl önce Marmara, yani Boğaz diye bir şey yoktu biliyor musunuz? Boğaz nasıl oluştu? İşte size söylediğim bu 2.2 milyon kilometre kare nehrin doldurduğu Karadeniz yüksele kendine yarardı değil mi? Şimdiki bildiğimiz Boğaz var. Şimdi peki Boğaz'da şu andaki durum nedir? Bakın Boğaz'da iki türlü akıntı vardır. Şimdi Karadeniz doğuluyor ya. Evet. Bu tarafa doğru akın yapması lazım. Tatlı su, tuzlu sudan nedir? Hafiftir. Yukarı çıkar. Üste Karadeniz'in tatlı suları akar. Altta da Marmara'nın tuzlu suyu içeriye tahrik edip girmeye çalışır. Çünkü orada da bir potansiyel şey vardır. Kütle vardır. Şimdi düşünün iki devasa kütlenin birbiriyle buluştuğu bir nokta düşünün. Ve aralarında biyolojik bir bağ var. Yıllardır oluşturdukları bir bağ var. Peki bu Kanal İstanbul bunu nasıl bozacak? Nasıl bozacak? Şöyle bozacak. Düşünün biz şimdi doğal bir ekolojik denge var. Buradan Marmara'dan gelen tuzlu su alttan gidiyor. Hayat veriyor Karadeniz'e. Hayat veriyor. İçinde gıdası var, o su var, oksijeni var vesairesi var. Hayat veriyor. Yaşam veriyor. Siz şimdi diyelim ki buradan bir yarık açtınız. Karadeniz dedi mesela daha yüksek. 50 santim yüksek. Şimdi normalde Marmara'daki akıntı hızına bakarsak yaklaşık olarak tahmin ediyorum 5 kilometre süratte. Yani bir tekneyi bırakın bir saat sonra 5 kilometre ileride alırsınız. Ama Karadeniz eğer burada açılırsa burada direkt tek yönlü boşalan bir deniz düşünün. Geriye tepmesi olmayacak. Direkt tek yönlü boşalıyor ve sürekli ne boşaltıyor? Sürekli Karadeniz'in kirliliğini boşaltıyor. Yani ne yapacak? Marmara'nın ekolojik dengesini de bozacak. Evet. Şimdi bir de dar. Şimdi İstanbul Boğazı ne kadar? 700 metre en dar alanıdır. 1,5 kilometre de en geniş alanıdır. Kanal İstanbul dar buna göre öyle mi? Boğaz çok geniştir. Aynı zamanda derindir. 50 metredir en düşük yeri, 100 metredir en derin yeri Boğaz'ın. Ama burada ne var? 250-300 metre planlıyor. Oldukça 20 dar. Metre, 20 metre aşağısını planlıyor. Yok yani normal olarak yani bir kanal için olabilecek değerlerin içerisinde. Yani demeyelim ki yanlış bir değer. Yanlış olmasından değil. Gerçekleri konuşmak için yani. Ama kıyaslama yapıyoruz. 15 kilometreye sürate varabilecek. Yani buradan sürekli Karadeniz'den düşünün aşağı doğru su boşalıyor. Bir taraf, bir başka taraftan boşalıyor. 15 kilometre süratle boşalıyor. Yani boş bir tekneyi sandalı bıraksak başına oraya bir saat sonra 15 kilometre yol almış olur. Ve akıyor. Sürekli Karadeniz'i Marmara'yı dolduruyor. Şimdi doldur nelere sebep olacağız? Bir defa boğazlarda kendi yıllarla oluşturmuş olduğu bir ekolojisi varken biz burada şimdi ayrı bir yer açarak Marmara'nın dekosu şeyini bozacağız. Ekolojik dengesini bozacaksınız. Şimdi
Marmara'nın ekolojik dengesi nasıl bozulur? Ya bir defa Karadeniz zaten kirli bir deniz. Bu tsunamilere mesela neden olabilir mi aklıma ilk gelen? Şöyle tsunami etkisi ya tabii biliyorsunuz depremin tetiklediği. Olmaz evet. Olur mu canım? Depremin tetiklediği bir şey ama ya tsunamiye gelene kadar. Neler yani, var? Bakalım diyorsunuz? Mesela yok yıllara sahip baktığımız zaman hani deprem saykılı 30-40 yılda bir 70 yılda bilse tsunami çok daha geri saykıllarda. Peki. Sayın Gümüşten şimdi biz ne konuşursak konuşalım aslında sevgili seyirciler. Yani Sayın Gümüşten burada üzerinde durduğu noktalar hep zararı. Nasıl zararlı olabilir? Neden yapılmamalı? Peki neden yapılmak isteniyor? Örneğin deniyor ki geçecek olan gemilerden bilmem şu kadar para alınacak. O Türkiye için gelir olacak. Peki bu birinci sorum olsun size. Gerçekten böyle bir gelir alınabilecek mi? İkinci sorumsa buranın yapılması nasıl finanse edilecek? Tamam yine yap işlet devret ama yani şu anda kriz içindeyiz. Hepimiz biliyoruz tabii. Nasıl bir durumda olduğumuzu. Bir de böyle bir finans sorunu var. Artı Montreux'a kadar uzanan bir takım güvenlik sorunları var. Belki bizim uluslararası güvenliğimizle ilgili, uluslararası anlaşmalarla ilgili sıkıntılar var. Bunların hepsini bir toparlarsak. Yani neden yapılmak isteniyor, neden yapılmamalı? Tamam. Şimdi bu sorunuzun cevabı bir saat sürer herhalde. Sürer ama işte şey. Ne kadar Durkan'a soralım, kaç dakikada anlatması çok şey, gerekiyor. Çok şey üst üste geçmiş vaziyette ama neyse hepsini toparlamaya çalışalım. Yetiştiği kadar 10 dakikada tamam, toparlayalım. Şöyle diyeyim, bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Bir fayda sağlayacak değil mi? Yani fayda zarar. Yani yatıracağım ben size, siz bana ne fayda sağlayacaksınız değil mi? Evet. Şey analizi yapmamız lazım. Kar zarar analizi yapmak gerekiyor. Spot analizi izliyoruz biz İngilizce'de. Evet. Yani bir analiz yapalım bakalım. Nedir kar zarar analizi? Şimdi bakın mesela Süveyş Kanalı'nın yapılmasının bir sebebi var. Nedir? Şimdi gemiler eğer Süveyş'ten biliyorsunuz bütün dünya ürünlerini consumer goods dediğimiz yani tüketici ürün gruplarında Çin'den üretiliyor. Hı-hı. Artık Çin hani made in China yazmıyorlar artık. made in China da artık yazılmıyor. Made in world diyor. Yani şey diyor. Çin yapımı değil. Dünya yapımı. Kendini artık dünyanın evet. en büyük gücü görüyor. Şimdi bütün mal ve hizmetler Avrupa'ya giden mal ve hizmetler buradan geliyor. Şimdi geliyor tam Afrika'ya. Afrika'dan ya bizim Süveyş'ten geçerse kısa bir yol var. Oradan geçecek ya da Afrika'nın komple etrafından 7000 metrekare fazla 7000 kilometre yol dönecek. Avrupa'ya erişecek 7000 kilometre artı. Şimdi bu ona ne getiriyor? Bir defa geminin yakıtı. İkisi personelin giderleri. Üçü geminin kirası varsa kirası. Dördüncüsü zaman 10 gün 15 gün dönmesi ilave dönmesi. Şimdi bir kanal açılmış Süveyş Kanalı. Süveyş Kanalı ya yanlış anlamayın. Çok uzun yıllar öncesine dayanan bir hikayesi var Süveyş Kanalı. Yani bugün düşünülmüş bir şey değil aslında. Evet. Şimdi Süveyş Kanalı eğer orada yapılıp hani geçti Süveyş Kanalı mesela yapıldığında çok kısaydı mesafesi. 40 metre miydi neydi galiba genişliği. Sonra yıllara sahip 60 oldu, 80 oldu, 200 oldu. Yani ihtiyaç hasıl oldukça mı yapıldı bu? Yok şöyle gemilerin tonajlar büyüdükçe sayı arttıkça evet. artık biraz önce söylediğim gibi hani geminin altı vurur mu vurmaz mı derinleştiriyorlar, yanlarını açıyorlar vesaire. Şimdi ne elde ediyor? 5,5 milyar dolar geliri var. Yaklaşık yılda ne geçiyor? Ortalama tahmin ediyorum 20 bin diyorum. Yuvarlıyorum rakamları. 20 bin gemi geçiyor. Yalnız sırf bu parayı alıp kendi kasasına atmıyor. Yarısı da işletme masrafları. Yani nedir? İşte biliyorsunuz çöl ortamı olduğu için kum çok şey yani sürekli aşırı ısıdan ötürü toprakla yani kum haline gelmiş toprak. Evet. Dolayısıyla gemiler geçtikçe o dalgalar vurdukça sürekli toprak şeyin altı doluyor. Evet. Yapının altı doluyor. Ve siz bunu yapmanız lazım sürekli altını eşmeniz lazım evet. ki bir tıkanıklık olmasın. Yani 5,5 milyar gelirim var ama 2 milyarı gitti. Şimdi Kanal İstanbul'da da benzer işletme giderleri olacaktır diyorsunuz. Mutlaka olacak mi? Olmaz olmaz. Siz şimdi bedava olmayacak ki bu işler değil mi? Şimdi bakalım diğer Panama'ya bakalım. Panama da yine aynı şekilde. Yani şey yapmak için mutlaka yani Amerika'nın bir ucundan diğer ucuna geçmek için ne yapmamız lazım? Kıtayı komple dönmemiz lazım. Dönmemek için tam Panama kısmı bu işin çok ideal. Burayı da Fransızlar yapmış. Yani aynı şeyi Fransızlar başlıyor. Uzun yıllar uğraşıyorlar Fransızlar ve 10 bin kişi mi ne ölüyor? Çünkü doğayı tarif etmeye kalkınca orada bir sürü hastalıkla yakalananlar var. Onlar var. Tamamlayamıyorlar ve Amerikalılar ile sonra alıyor. Fransız firma havlu atıp Amerikalılara devrediyor. Dolayısıyla o da yapılmış. O da ne kadar sağlıyor? O da 6 bin kilometre civarında bir kolaylık sağlıyor. 2,5 milyar dolar. Onun da geliri var. 10, 11, 12 bin gemi geçiyor.
O da masrafa gidiyor. Yani o da, onun biraz daha masrafı fazla çünkü 3 katlı. 3 katlı oluşuyor. Dolayısıyla şimdi gelelim bizim Kanal İstanbul'a. Şimdi ne dönüyor? Biz buradan gemiler geçeceğiz. Ya Montreux'da bizi bağlayan hususlar var. Montreux ne diyor? Herkes geçebilir. Yani geçme şans şeyleri var. Bu, siz imza atmışsınız Montreux'a. Bırak diyor, geçsin özel gemi. Ha, nerede bağlıyor bizi? Askeri gemiler var. Evet. Askeri gemilerde diyor dikkat edeceksin diyor. Onların diyor belli standartları var. Şimdi ne yapacağız? Adam bedava geçmek hakkı varken. Ha, onu da söyleyeyim. Bedava da geçilmiyor aslında burada. Montreux'un o güzelliği de var. Montreux aslında bize burada bir tık güvence vermiş o zaman. Demişler ki ya Türkiye'nin imkanları zaten sınırlı. Ya biraz da para alsınlar şeklinde mealinde bir şey var. Bir anlaşma şey var. 3500 dolar aşağı yukarı gemilerden bir ücret alınıyor. Nedir bu? Ortalama söylüyorum yine. Nedir? Sinyalizasyon ücreti adı altında. İşte fener ışıklandırması, sinyalizasyon, işte siren sesleri, işte tahliye edilme durumunda botların yanaşması şeklinde hizmet türleri. Bir de patent ücreti diye bir şey var. Yani bu bağlamda da ufak bir para alınıyor. 160 milyon dolar da bizim gelirimiz var. Şimdi biz ne diyeceğiz adamlara? Burada bekleyin, geçmeyin. Çünkü başka türlü adamı nasıl geçireceksin o taraftan? Ne yaparız biz onlara? Deriz ki bekleyin, çok sıra var. Veya teknik ve taktik olarak geçemezsiniz şu anda. Bekleyin deriz. Adam bir gün bekler, iki gün bekler. Üçüncü günce ya koca gemiyi bekletiyorum ben. Ya, duramaz ki adam, geçmek zorunda, bu tarafa geçeyim. Tamam ama siz bunu yapabilirsiniz. Nitekim biz bunu yapmışız zamanında da. 80'li yıllarda, 80 tam tarih hatırlamıyorum ama yanılmıyorsam 82 olması lazım. 82'de bir ufak şeyle maliyet artışı dediğimiz şey var. Altın frank teorisi var. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na da bir el vermiş olayım buradan. Altın frank diye bir birim belirlenmiş o anlaşma imzalandığında. Anlaşma şunu diyor. 100 kuruşa bir altın frangı denk gelir şeklinde bir ifade var. Evet. Buna göre Türkiye'ye para ödenir denmiş. Ondan sonra bunu bir dolarize etmişler. Ama bu para zaman içerisinde şey olmuş, divali olmuş ve 1980 yıllarında da 80'in sonları yanılmıyorsam bunun farkına varıp bir yüksek bir zam yapmışlar bizimkiler. Aşırı bir zam yapmışlar. Ve bu sefer bütün Karadeniz'e komşu üyeler ayaklanmışlar. Vay, siz nasıl bu zamı yaparsınız bilmem ne falan, hakkınız yok, budur şudur budur diye tekrar bizimkiler parayı geri çekmişler. Normaline dönüştürmüşler tekrar. Aslında bakın ben size bir şey söyleyeyim. Hani yani inşallah, bu zam yapılsa Kanal İstanbul'a gerek yok mu diyorsunuz? Bakın işte onu anlatacağım. Benim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan bir ricam olacak. Lütfen, ben bir vatandaş olarak konuşuyorum. Evet. Yani bir İstanbullu, İstanbul'da doğmuş bir çocuk olarak konuşuyorum. Sular akıp gider. Hangi liderler geldi, hangi liderler gitti. Ama ben şunu diyorum. Kanal İstanbul, İstanbul'a yapılacak en kötü ama en kötü vahametli bir projedir. Lütfen vazgeçsin. Benim ona tavsiyem şudur. Rica ediyorum lütfen. Kanal İstanbul'un üzerindeki arsalarda bir rant oluşturulacaksa, bir gelir irade oluşturulacaksa hükümet için, ya bir metro geçirin lütfen. Boğazlarda da altın frank konusu çok önemlidir. Bakın, eğer ki düzgün hukukçular, bakın düzgün hukukçular da eğer eline alınırsa bu konu, altın frank, bak bugün yapılan hesaplara göre bakıyorum, akşam baktığım hesaplara, bugünkü değerlere göre 3.2 milyar dolar gelir elde etme şansımız var bugünkü haliyle. Ama bu konuyu iyi müdahale etmek lazım. Bir de ne lazım biliyor musunuz? Komşularımızla iyi geçinmemiz lazım. Çünkü nihayetinde ödeyecek olan komşularınızdır. Bakın, Kanal İstanbul daha başlar başlamaz gol yiyor. Niye biliyor musunuz? Şimdi gemiler, bugün dünya taşımacılığının %80'i gemilerle yapılır. Evet. Ama ahır ekseriyet asıl ne taşımacılığı olabiliyor musunuz? Petrol. Likit gaz. Yani gemilerle taşınan. Tabii gemilerdir bunların en güzel taşıma olayı. Yani bunu siz kamyonlarla taşımaya kalksanız yetmez buna. Bunu gemi taşır. Şimdi bakın, Mavi Marmara diye bir proje gerçekleşti biliyorsunuz. Yedi bağlandı hat. Rusya'dan bize bağlandı. O gündür bugündür kanaldan %30 daha az gemi geçiyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü gaz artık borulara taşınıyor. Çünkü gemiler, yani artık buna gerek de kalmayacak. Yeni gemi sayısı alternatif ulaşım, örneğin işte sizin dediğiniz gibi Mavi Marmara borularla geçecek artık. Gemi sayısı düştü diyorsunuz. Şöyle Mavi Marmara projesinde
yoktu. Boru döşenme, yani yatırımcı yok. Rusya sıcak bakmıyor vesaire. Ama bir süre sonra dış ilişkiler bir konjonktüre geldi. Dediler ki hadi bunu yapalım. Çünkü nedir taşımacılık? En ucuz maliyeti arıyoruz. Tabii, biz de onlar da değil mi? Hem çevreye de daha az zararlı olanı arıyoruz. Aynen öyle. Ne oldu şu anda? Gaz geliyor Türkiye'ye ve Türkiye'den tüm Avrupa'ya yayılıyor. Buradan yine boru hatlarıyla gidiyor. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Gemi iyidir ama doğal boru hatları çok çok daha iyidir. Ama bunun için komşularla iyi ilişkiler gerekiyor ki bunu yapabilirsiniz. Şimdi oraya geleceğim işte. Tabii şimdi Karadeniz'e komşu olan ülkelerimiz var. Hala hazırda Karadeniz İşbirliği Paktımız var, kurulmuş bundan yıllar önce kurulmuş. Tabii. Ticari ve beşeri ilişkilerimiz var. Aralarımızda da vergilendirme de yapmıyoruz zaten. Yani vergisiz de seyahat ediyor ürün gruplarımız. Ama şunu demek istiyorum. Siz şimdi bir defa 1-0 gol yedik. Borular oradan geliyor. İkincisi yine söyledim altın frank teorisi. Evet. O çok önemlidir. Çok önemli. Yine altını çiziyorum. Hı-hı. Neden diyeceksiniz? Çünkü eğer ki bakın biz Karadeniz'e komşu ülkelerle beşeri ve medeni ilişkilerimizi düzgün yaparsak kabul etmemeleri için de bir sebep yok. Ama siz Kanal İstanbul gibi bir şey yapıp da dayatmayla buradan geçeceksin dersen o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Asıl kimle karşılaşacağız? Rusya'yla. Çünkü bizim Rusya için Karadeniz çok önemli, vazgeçilmez bir yer. Rusya bu konuda çok sessiz zaten. Rusya konuşmaz ki. Rusya hiç konuşmaz. Evet. Rusya sadece bir şey yapar. Ukrayna'nın başbakanı geldi. Evet. Yardım edin bana bilmem şu dedi bu dedi. Arkasından bilmiyorum ne kadar doğru ama duyuyorum ben basından. İHA'ları SİHA'ları satmışız galiba. Hemen turistleri durdurdular. Evet. Şimdi siz yarın diretme usulü gelin Rusya'ya deyin ki buradan kardeşim sen buradan geçmeyeceksin. Hı. Para da vereceksin. Rusya'da diyecek ki domates almıyorum artık. Patlıcan almıyorum. Biber almıyorum. Sana da bunu turiste vermiyorum. Turiste yollamıyorum. Gazı da basmıyorum diyecek. Yani demek istediğim şu an. Bir de o var. Evet bir de gaz doğal gazımızı ama alıyoruz. Ben şunu demek istiyorum. Atatürk ne demiş? Yurtta sulh, cihanda sulh. Bu cümleyi çok dikkatli mütalaa etmemiz lazım. Komşularımızla dost olmamız lazım. Hani ben topyekün hükümet şunu yanlış yaptı, bunu yanlış yaptı demek istemem ama mutlaka dost olmalıyız insanlarla önce. Yani benim iki tane önerim var. İstanbul'u kurtarmak için. Bu da son bağlayalım bu iki öneriyle. Valla daha başlamadık diye ben düşünüyorum ama. Çok üzgünüm ama. Kanal İstanbul'a giriş bir şey konuşamadık. Süremiz doldu maalesef. Peki. Yani lütfen o iki öneriyi lütfen alalım. Demek istediğim şuydu. Yani şundan vazgeçelim de şundan afile şeyden. Çünkü neden? Ya bakın su konusunu konuşmadık. Evet. Örneğin su sıkıntısı bakın, yaşayacağız değil mi? Kanal İstanbul olduğunda. Bizim orada mesela barajımız var. O baraj komple bir defa şeye çıkıyor. Boşa çıkıyor. Bırakın onu. Asıl bizim Terkos barajımız var. Terkos 150 milyon metreküp su veriyor İstanbul'a. Ve Terkos'u da besleyen, yani oraya su gönderen Kırklareli'den Paşalı barajımız var. Istranca grupları var. Onlar var. Onların da oraya göllediği 100 milyon metreküp suyumuz var. Şimdi bunların yani buradan İstanbul'u besleyen bu ana arter suların bu Karadeniz'den basılacak olan tuzlu suyla, tuzlaşmış suyla diyelim, karışma olasılığı çok yüksek. Ve yani, içme suyu sıkıntısı yaşanacak nitekim, İstanbul'da. Ya şöyle söyleyeyim bakın, içme su sıkıntısı yaşanmaz diyeyim size İstanbul'da. Hayır, Kanal İstanbul yapılırsa, proje gerçekleşirse. Bakın ben size bir söyleyeceğim. Biz çocuklarımızdan doğaya emanet aldık değil mi? 100 yıl sonra biz bugün ne konuşuyoruz? 100 yıl sonraki konuşmalar ne olacak biliyor musun? Su savaşları yapacaklar. Birbirlerini yiyecekler. Evet, evet. Bu konuyu şimdi bizim, gerçekten çok önemsiyoruz. Bizim Sazlıdere barajımızı tutup da yok yere yok etmek. 50 milyon metreküp suyu var. Çok fazla bir şey yok ama ne olursa olsun bir su kaynağıdır. Orayı yok et. Küçükçekmece. Siz biliyor musunuz? Küçükçekmece gölü yıllar önce tatlı su gölüydü. Evet, evet. Ama zamanla işte denizle entegre oldu, karıştı falan. Ve biliyor musunuz siz bizim kayıtlarımızda ne var? Küçükçekmece gölü İSKİ kayıtlarında rezerv alan olarak bekletilir. Yani nedir biliyor musunuz? Eğer ki ola ki bir sıkıntı yaşarsak İstanbul'da diye en sonunda Küçükçekmece gölünün altına artezyanı açıp yeraltı kaynak sularından kullanmayı düşünüyoruz. Yani bir halen bir su kaynağı potansiyeli taşıyan bir yerdir. Yani şunu demek istiyorum. Biz bir dünya olarak bir su sıkıntısına doğru ilerlerken evet. Şimdi kalkıp Sazlıdere'yi heba ettik. Tamam, hükümet şunu diyecektir muhtemelen. İşte Menem Barajı'ndan su basılacak. Daha ne istiyorsunuz? Tamam ama siz var bana... Var olanı yok etmek burada önemli olan şimdi aslında. Bakın, siz Sazlıdere'yi yok edin. Terkoz'um.
Yani bunlar risk altındalar. Yani tuzlu su karışma riski var. Karıştığı an bu iş bitmiştir. Düşünün bakın, örnek vereyim size. Yeraltı sularımız var. 50 milyon metreküp yeraltı su potansiyelimiz var. Kullanmıyoruz. Neden kullanmıyoruz? Çünkü suyumuz, mevcut sularımız olursa yeraltı suyunu pek eğilmiyoruz. Hı hı. Yani basması, çıkarması, evet, evet. Maliyet analizi tabii, kurtarmıyor. Tabii. Şimdi bakın, eskiden köylerde hatırlarsınız, bir köyde bir şeyi, hani kuyu açma meselesi. Kuyu açarlardı, bir kuyuya da pisletilirse, yani kanal hı hı. verdi birisi, bu köyde pisletilen kuyu attığı, o köyün o kanala attığı kuyuya attığı pisliği ta öbür köyde tabii. o pisliği etkilerdi. Şimdi şunu söyleyeceğim, kim varabilir garanti? Konuşuyor bakanımız da, hangi kim, hangi chat raporu, hangi oradaki unsur, hangi bilim adamı bana garanti verebilir? Diyebilir ki kardeşim, kesinlikle tuzlu su karışmayacak. Bunu garantisini vermek zaten mümkün değil. Deprem etkisini daha konuşmadık ki. Ya İstanbul'un şu anda birinci sorunu nedir biliyor musunuz? Türkiye'nin birinci sorunu ekonomidir. İkinci sorunu depremdir. Şu anda 100 bin tane konutumuz acil yıkılıp evet. yapılması lazım. İstanbul'un acil, en büyük sorunu deprem. 1 milyon tane evet. konutumuz var şu anda acil. Tahsiye edilmesi lazım. Ve Kanal İstanbul'un da depremle ilgili sıkıntı yaratacağı aslında birçok uzman, ki bugün siz de bunu dile getirdiniz, son derece aşikar deniyor. Şimdi bütün bu nedenleri söyledik. Toparlayacak olursak, çünkü hemen sohbetin başında demişti ki Sayın Gümüşdağ, köprüden önceki son çıkış. Gidersen karşıya, bitti, geri dönemezsin. Şimdi siz son uyarınızı bir cümleyle yaparak sohbetimizi tamamlayacağız. Ya ben hükümeti, yani ben bazen hani tamam, yani siyasi bir görüşüm var ama bazen de kendim meclis başkanıyım, Küçükçekmece'de de hep muhalefetin de görüş ve fikirlerine ehemmiyet veririm, önem veririm. Niye? Çünkü muhalefet, çünkü uzun yıllar biz muhalefete kaldık CHP olarak. Evet. Hep de konuşurduk, anlatırdık. Öbür tarafta hiç dinlemezdi. Kafalarını bir kafalarını sallarlardı. Ben şunu diyorum, ya biz de bir şey konuşuyorsak, muhalefet bir şey konuşuyorsa vardır bir bildiği. Çok ısrarlı konuşuyor İstanbul evet. Büyükşehir Belediyesi bu konuda. Evet, özellikle bu konuda bakın Sayın Genel Başkanımız olsun, Ekrem İmamoğlu başlamayın uyarısı yapıyor. Başlamayın. Bakın ben evet. biz diyor durduracağız ama diyor. Ama siz bu uyarıyı yaptıkça tarih veriliyor, şu tarihte başlayacağım diye. Peki efendim, tarih kalmadı zaten. Önümüz hafta başlanıyor. Evet, başlanıyor. Köprüden yani son çıkış dediğim oydu zaten. Peki şöyle yapalım, gözlemleyelim, tekrar takip edelim ve lütfen siz de anlatamadıklarınızı, aktaramadıklarınızı önümüzdeki hafta tekrar gelin. Her zaman kapımız bağlam. Açık. Bu konu çok önemli. Yalnız İstanbul için değil, tüm Türkiye için çok önemli. Belki yeterince anlatamıyoruz diyelim ve bu konuyu tekrar gündeme getirelim Sayın Gümüş'ten. Valla benim sizden yani bir, yani ben de hatta bazen siyasi programlara da çok çıkmak istemiyorum da, ama benim sizden ricam şudur, biz çocuklarımıza bir şey evet, emanet bırakacaksak, evet, evet. yani yanlış anlamayın. Hani bir köprü bir ihtiyaçtır, yapılır. Ha dersin gibi köprü yapıldı. Hani şunlara zarar verdi. Şu kadar orman alanı gitti. Şu ama oldu, bu oldu. Sadece bir ama köprü. Ama bakın değil bu geri dönüşü olmayan bir evet. zarar. Yani olmayan bir kanalı açıyoruz. Hı hı. Sonra bunları açtığımız kanalın üstünden geçmek zorundayız. Tren geçireceğiz. E5 karayolunu geçireceğiz. Temi geçireceğiz. İSKİ'yi geçireceğiz. İGDAŞ'ı geçireceğiz. Önce yarıyoruz, sonra evet. onu yardığımızı, ya durup dururken yarmanın ne alemi var? Yarıyoruz, evet. sonra tamir evet. etmek için de üstünden altından her ve türlü. Üstelik de yani, o kadar güzel anlattı ki Sayın Gümüşdağ, artık borularla da geçebilecek bir şeyden bahsediyoruz. Gemilerin taşıdığı sıvı, gaz, petrol vesaire neyse zaten borularla geçme olanağı da var dedi. Çok çok teşekkür ediyoruz aktardığınız tüm bilgiler için. Ben öncelikle size çok teşekkür ederim. Ben bir vatandaş olarak geldim. Evet yani, biliyorum çok köprü dertli. Köprü öncesi son çıkış diye. Yani ben istirham ediyorum. Yani ben Sayın Cumhurbaşkanımızı da haklı anlayışla karşılıyorum. Şu anlamda ekonomik yeter sıkıntısı var. Aslında belki diyalog olsa, belki karşılıklı bir diyaloğa girilebilseydi, o yapılamayan, gerçekleşmeyen diyaloglar işte bugün o kadar anlamlı ki, ya efendim, ne bakın, kadar değerli olduğunu şimdi anlıyoruz. O kadar çok kutuplaştı ki. Bugün evet. Meral Hanım gitti İkizdere'ye. Oradaki olaylar, bir kısım caddenin bir karşısında Cumhur İttifakı, öbür karşısında Millet İttifakı. Maalesef. Birbirlerine giriyor. Ya gerek evet. yok. Biz bakalım ülkemizi nasıl büyütürüz, evet. nasıl kalkındırırız, evet. komşularımızla nasıl iyi geçiririz. Yani yine Atatürk'ün son deyişiyle kapatalım. Yurtta sulh, cihanda sulh diyelim. Diyerek, evet. Ben iki tane teşekkür zaten ediyoruz. Şey verdim, el verdim Sayın Başkan, Cumhurbaşkanı'na. Eğer onlara eğilirse... onlarla diyorsunuz bir... İdare eder. Peki efendim. Tabii biz böyle gülüyoruz ama aslında içimiz kan ağlıyor sevgili seyirciler. Ve bunları sizlere duyurmak da elbette bizlerin sorumluluğu içerisinde. Şimdi programımız müzikle devam edecek. Ben Gökhan Gümüşdağ uğurlarken sanatçımızı da içeri alacağım. Tekrar teşekkür ediyoruz Sayın Gümüşdağ.
Sevgili seyirciler, ben bugün çok heyecanlıyım çünkü diyebilirim ki en sevdiğim parçalardan birinin yaratıcısı burada. Muhtemelen zaten siz o kliple geldiniz bize. Efendim Okan Şarlı bizlerle. Hoş geldin sevgili Okan programımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Çok uzak yoldan gelmedin değil mi? Aa, çok uzak değil, Kartal İstanbul tarafında. Hayır ya, Los Angeles'tan geldin. Tabii oraya uzanacak olursak bir Los Angeles geçmişimiz, maceramız ya, var tabii ya, ki. Ya. Sen ama... Los Angeles'lı sanatçı diye anılıyorsun, bunu bil. Ya tabii ki öyle, çünkü biz Los Angeles'ta kurulan ilk Türk rock grubuyuz. Yani evet. Bunu tabii ki bunu taşımanın üzerimizde hem ağırlığı hem hafifliği var aslında. Evet. Çünkü Los Angeles gibi dünya merkezi bir yerde hem Türk müziğini bir şekilde bütün dünyaya tanıtmak zaten 27'nin felsefesi diyebilirim. Niye grup 27? Yani bilenler biliyor da bilmeyenler için birkaç nedeni var biliyorum. Kısaca anlatmak gerekirse yani normalde çok böyle sayılara takılan bir insan değilim aslında, ama 27'ye takıldım diyebilirim. Çünkü 26 yaşlarına girdiğim dönemlerde şarkı söyleme sesinde, yani şarkı söylerken bir problem yaşadım. Evet. O zaman tabii ki bir Türkiye'de bir yapım şirketiyle anlaşma durumum vardı. Fakat hem Türkçe hem de İngilizce şarkı söylediğim için sesimde bir problem yaşadım. Bu yaklaşık bir yıl kadar sürdü. Aha. Bu bir yılın sonunda... Hatta sesini kaybetme gibi bir durum, evet, oldu sesimi, değil mi? Yani konuşabilme durumum vardı fakat şarkı söylerken... Şarkı söyleyemiyordum. Yani sesimi kullanamadım, evet, aslında, ve bu bir yıl sürdü. Tam yani, 26'dan 27'ye geçerken, evet. Kurtuldun mu 27'den? Yani oradaki o mücadelemi size anlatamam. Belki de hayatımın hani en zorlu dönemlerinden olmaz birisiydi mı? Ama hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadım. Tabii ki sonucunda da 27'nin benim için bir başlangıç olduğuna karar verdim. Bir yıl mı sürdü bu rahatsızlık? Yaklaşık bir yıl kadar sürdü. Tabii ki bilmiş olduğumuz üzere rock'n'roll efsanevi isimler var. Hani örnek verecek olursam Jimi Hendrix, Jim Morrison maalesef hayatlarını kaybettiler. Ama benim için durum biraz farklı oldu. Yani 27 yaşlarında hep bunlar, evet, değil mi? 27 yaşlarında, evet, oldu. Hayata veda benim için bir başlangıcın oldu. Simgesi olarak 27 grubunu kurmaya karar verdim diyebilirim. Hı-hı. Zaten biraz önce de söylediğim gibi Los Angeles'ta kurulan ilk Türk rock grubu olması. Ne zamandı Los Angeles'taki Los Angeles Amerika maceram 2001 yılında başladı aslında. 2001, ama 27, evet, yani 27 adı altında kuruldu. Hı-hı. 2007 yılında. Uzun yıllar geçti tabii ki. İnsanlar bizi Türkiye'de muhtemelen şarkısıyla daha çok tanıdılar. Evet. Ama tabii ki bizi dinleyen güzel bir Amerikan kitlesi vardı. Birçok turneler gerçekleştirdik. İngilizce müzik Amerika'da yapıyordunuz değil mi orada? Biz hem İngilizce hem de Türkçe müzik yapıyorduk. Peki, aslında. Peki Türkçe müzik mesela orada Amerikalılar mı dinliyordu yoksa orada yaşayan Türkler mi dinliyordu? Bizim, nasıl geliyordu onlara Türkçe müzik? Çok ilginç bir durumumuz vardı. Bizi orada yaşayan Türkler zaten tanımaktaydı ama bizim bir Amerikan kitlemiz vardı. Çok ilginçtir. Hı-hı. Çünkü Amerikalılar için aslında biz böyle her gün duyabileceği bir müzik yapmıyorduk. Çünkü bizim müziğimizin içinde böyle Türk motifleri de yer alıyor. Yani müzik yelpazemiz bayağı geniş diyebilirim. Hı hı. Tabii ki Türk kökenli olmamız o Türk müziğini yansıtıyor olmamızı gerektirdi. Ama tabii de Los Angeles merkezli olduğumuz için hem oranın kültürünü hem de dünya müziğini bir şekilde kendi müziğimizde sentezledik diyebilirim. Yani oradaki dinleyicilere çok farklı geliyordu. Konserlerden sonra insanların tepkisi inanılmazdı. Hem böyle çaldığımız mekanlarda olsun, oradaki bizi duyan insanların konserden sonra bize sarılmaları, çünkü o tarz müziği, o içtenliği daha önce duymamaları benim için onur vericiydi tabii Şimdi ki. Şimdi çok da önemli başarıları imza atmışsınız orada Okan. Evet. Örneğin Amerika'da çıkardığınız ilk single Second Mind şarkısı James Franco ve Heather Graham'in başrollerinde oynadığı About Cherry filminde, evet, yer alıyor. Ondan sonra da bir ödül yine ikinci single'ınızla No Chemical Love. Los Angeles'ta Best of Indie Rock dalında Artist in Music Awards ödülü. Yani bunu sen açıkla, ne ödülü aldınız ki, önemli yani bir ödül aslında, bence. Yani aslında yılın grubu seçildi diyebilirim. Grubu, yılın grubu ve yılın şarkısı seçildi diyebilirim. Evet. Yani Second Mind adlı şarkımız, ilk single çalışmamız, bir filmde yer alması, bir Hollywood yapımı filmde yer alması. Hı hı. Bu demek oluyor ki aslında bütün dünyaya müziğimizi koymuş olmamız anlamına, evet, geliyor. No Chemical Love kendi içinde böyle rock melodilerini barındıran böyle upbeat diyebileceğim bir şarkıydı. Hı hı. Tabii oradaki hem müzikle uğraşan insanların dikkatini çekti diyebilirim aslında. Ve böyle ödüllere layık görüldük. Çok güzel anılarım var tabii ki bu ödüllerle. Ne kadar kaldınız Los Angeles'ta ya da Amerika'da? Oralarda turneye de gittiniz mi? Evet, onlardan kısaca bahsetmem gerekirse yani Amerika maceram yaklaşık 14 sene kadar sürdü. Tabii ki ilk gittiğim zamanlarda eğitim amaçlı gittim. Daha sonra solo çalışmalarım oldu ve 27 grubunu kurdum.
Tabii ki Türkiye'den böyle yani Türkiye'nin sevilen sayılan gruplarının birçoğu Amerika'da turne yapmak istedi. Biz de onları bir şekilde öncülük yaptık diyebilirim. Mesela kimlerdi onlar? Yani, Gripin'de var mıydı birlikte muhtemel aşkı seslendirdiniz? Tabii ki. Ya Gripin'le beraber 4 sene üst üste Amerika turnesi gerçekleştirdik. Yani hem New York taraflarına, San Francisco, San Diego ya yani birçok eyaleti gezdik diyebilirim. 27'nin bir de şöyle bir özelliği var. Aslında bunu tam olarak bilmiyorum ama 100'den fazla konser veren ilk Türk rock grubuyuz aynı zamanda da. İşte Mor ve Ötesi, Manga grubu bunlarla birçok sahne aldık diyebilirim. Peki şimdi mesela bundan sonra yine düşünür müsün? Tamam, küresel salgın vesaire var. Artık onu da söylemeyelim sevgili seyirciler. Evet. Yokmuş gibi konuşmak istiyorum bazen. Yani yine Los Angeles mıdır rotan bir yurt dışı olsa, yoksa daha farklı ülkelere mi gitmek istersin? Ne düşünüyorsun ya, tabii bu konuda? Müziğini benim yayma, paylaşma adına. Yani Amerika zaten her zaman için benim için açık bir kapı. Çünkü burada bulunduğum süre içerisinde de Amerika'ya birkaç sefer konser için gittim. Çünkü bizi Los Angeles seven hayranlarımız hani buraya da gelin, burada da konser verin demişlerdi. Bir de öyle küçük seyirciyle değil, siz 50-60 binlik seyircilere hitap ediyorsunuz. Yani bir de öyle bir şey var. Festivalinden bahsedecek olursak Amerika'da yani dünyada yapılan en büyük festivallerden birisi. Orada da bir ödülüm olduğunu söylemek isterim. Çünkü orada da İlham ve Güzellik ödülüne layık görüldük. Konserden hemen sonra organizasyonu düzenleyen kişiler tarafından çok sürpriz bir ödül oldu. Öyle mi? Yani oradaki zaten o festivalin amacı bir şekilde sizin hayata koymuş olduğunuz o sanatı, o müziği göstermekti. Evet. Ve bunu başardığıma da inanıyorum ben zaten. Tabii muhtemel aşağısıyla bunu Türkiye'ye taşıdık. Yani bizim amacımız konser vermek. Konser verebileceğimiz her yerde konser vermek. Zaten röportajlarımızda da bunu belirttim. Hani Van'a kadar yolumuz var dedik. Türkiye'de geldikten sonra birçok illerde konserler vermeye başladık. Ben Türkiye'nin müziğe daha çok ihtiyaç duyduğunu hissettiğim için Türkiye'de kalmaya karar verdim aslında. Aha. Tabii ki burada aşk olayında da gelişmeler olunca tamam şimdilik Türkiye'deyim. Aşk için Türkiye'desin. Aşk için de tabii muhtemelen aşk için Türkiye'deyim tabii ki de. Çok ilginç anılarla beraber Türkiye'ye serüvenim başladı aslında. Ama tabii ki de hem Amerika hem de dünya için turne hazırlıkları zaten hep düşündüğüm bir şeydi. Ama önce Türkiye, şu an için tabii ki yeni albüm çıkarttık. Kayıtlarımızı burada devam etmek istedim. Daha sonrasında tabii Amerika turnesi gerçekleştirmek istiyoruz. Avrupa aynı zamanda. Almanya'da birkaç konser verdik ve ben bunun yeterli olmadığını düşünüyorum. Yani 27 grubu aslında bir dünya müzik grubu aslında. Tabii ki de hem Türk motiflerini taşımamız, hem Türk müziğini bütün dünyaya tanıtmakta tabii ki de felsefemiz arasında. Şimdi daha konuşacağız sevgili seyirciler. Gerçekten Türk müzisyenler yurt dışında çok önemli başarıları imza atmaya başladı. Bunun nedenlerini soracağım. En iyi bilen kişilerden bir tanesi Okan'dır ama bir müzik arası verelim mi Okan? Tabii ki de verelim. Devam edelim. Hangi parçayı istersiniz? Sokak Lambası mı? Evet, Sokak Lambası aslında bugünlerde biraz daha böyle özlemini hissettiğimiz şarkılardan birisi. Muhtemel Aşk'tan sonra gerçekten çok yoğun istek alan şarkılardan birisi. Sizin için canlı Okan Şarlı'dan dinleyeceğiz Sokak Lambası'nı. Ama Okan gitarını koyuyor ama ne geçti biliyor musunuz sevgili seyirciler? Biliyorum muhtemel aşkla açtık ama bir kuple derler bir ya böyle. Bir kuple muhtemel ne aşk. Ne olur. Abi, evet, hazır Necmi de henüz daha sesi kapatmamışken müzik ki sesini Necmi'den rica edelim. Çünkü canlı izlemenin ve dinlemenin tadı da bir başka Okan ya. Her zaman için tabii ki. Muhtemel aşk hiç temelen aşk. Evet, bu şarkıda böyle gider tabii ki. Çok teşekkür ediyorum Okan, beni kırmadı sağ olsun, var olsun. Şimdi Okan Los Angeles'tayken
ne hissederdin müzikle ilgili? Yani bir Türk olarak orada dedin ya, Türk sound'unu da oraya götürdüm. Türk sound'uyla şarkılar yaptım. Bilmiyorum, İngilizce parçalarını dinlemedim dürüstçe, evet, ama Türkçe parçalarını çok iyi biliyorum. Ayırt ediyor musun? İngilizce şarkı yazarken sound'um şu olmalı, Türkçe parça yazarken bu olmalı. Çünkü bunu Amerikalılar, İngilizce konuşanlar dinleyecek. Onların duyguları daha farklı, bunu Türkler dinleyecek. Nasıl yazıyorsun şarkıları? Şarkıları nasıl yazıyorum, inan bilmiyorum şarkıları nasıl yazdım. Çünkü bu hani zaman içerisinde benim böyle duygu yoğunluğumu en çok hissettiğim zamanlarda böyle aklıma gelen birkaç kelime oluyor işin açıkçası. Ve bu kelimeler zaman içerisinde tabii ki de şarkının bütün halini alıyor. Yani örnek verecek olursam Pervane Kalbim yaklaşık bir 10 yılda falan tamamlandı. Yarısı Amerika'da, yarısı Türkiye'de yazılmış bir şarkı aslında. Tabii ki de müzik öyle bir durum ki yaşadığınız yerin aslında kültürünü de yansıtıyor bir nevi. Sizin yaşamış olduğunuz olayları, tanışmış olduğunuz insanları da yansıtan bir yapıya sahip. Tabii ki hani Muhtemel Aşk'a örnek verecek olursam hani bir şekilde hayatı anlatan bir şarkı, aynı zamanda beni anlatan bir şarkı. Bir maceraya çıkıyorsunuz, bir yolculuğa çıkıyorsunuz ve bu bakacak olursanız hepimizin hissettiği şeyler aslında. Şarkı hani sizi de anlatan bir şarkı haline geliyor. Kesinlikle. Bu hani yani demin konuştuk sevgili seyirciler, sözünü kestim, tabii kusura ki bakma. Şimdi hiç kimse yoktur ki Muhtemel Aşk şarkısını bilip de dinleyip de böyle direksiyon başında bağırarak söylemeyen. Yani o kadar iyi ifade ediyor ki anlatamam. Yani tabii bunu çıkarmak senin şansın olmuş ya da bir birikimin diyeyim, şansın. Evet, tabii ki yani bu yola çıktığınız zaman sizin karşınıza gelen durumlarla da alakalı aslında. Hmm. Tabii ki Los Angeles böyle herkesin bilmiş olduğu üzere çok güllük gülistanlık bir yer tabii olmayabiliyor. Onun tabii, acısını, tabii mutluluğunu her zaman için içinizde taşıyorsunuz. Hı-hı. Yani ne mutlu bana ki aslında bunu böyle melodilere, sözlere dökebilmişim ve bir şekilde bunu insanlarla paylaşmak. Zaten benim hayatımda hani İngilizce, Türkçe şarkıyı bırakın, aslında bir paylaşım olması zaten en güzel yönü aslında müziğin. Çünkü müziğin kendi içine ait bir dili var diyebilirim. Bu Türkçe ya da İngilizce olması ya da başka bir dil olması fark etmiyor. Bu hepimizin hissettiği güzellikler. Hmm. Tabii ki İngilizce şarkılarımda mesela arkadaşlarımın yorumları hani biraz daha sert müzik yapıyorsun sanırım, daha böyle rock müzik havasında denilen durumlar oldu. Yani bu aslında geçirdiğim, hayatımda yaşamış olduğum o zamanlara göre değişen bir yapıya sahip. Yani tabii ki de tarz çok önemli bir durum. Hı hı. Ama zaten dediğim gibi bizim yelpazemiz çok geniş. Tabii ki böyle biraz oradan biraz buradan değil ama sonuçta kendimi ifade eden şarkılar olduğu için içinde bir samimiyet barındırdığını düşünüyorum ve şarkılarım aslında benim böyle zaman makinesi gibi, ben öyle görüyorum. Çünkü şarkıyı dinlediğiniz zaman sizi istediğiniz zamanlara alıp götüren bir yapıya sahip, evet, ve içinde bir hikaye anlatıyor aslında. Hem acı var hem mutluluk var. İkisini bir arada sentezlediğiniz zaman yani mutluluk acı hissetmeden de olmuyor bazı zaman aslında. Bunu da şarkılarıma yansıtmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Ama böyle şarkı nasıl yazıyorum? Önce sözler mi geliyor, sonra müzik mi geliyor diyebileceğim bir formülası yok aslında. Anladım. Bu sadece İçinden geldiği sizin gibi hislerinizi en yoğun olduğu zamanlarda ortaya koymuş olan hali. Peki şimdi aslında herkesin hayali değil mi sevgili seyirciler? İşte Amerika'da, Los Angeles'ta müzik yapmak, işte orada şöhret basamaklarını tırmanmak belki de, bilmiyorum ama. Şimdi bir de acısı da var dedin ya, yani işte kolay bir hayat değil Los Angeles'ta yaşamak, öyle güllük gülistanlık değil. Neydi seni zorlayanlar orada? Yani bunu tabii ki yani benim ilk cevabım yani aile sevgisi, özlemi, vatan sevgisi diyebilirim. Sonuçta eğitim amaçlı gittim İngilizce öğrenmek adına, burada üniversite öğrencisiyken. Daha sonra dizayn ve tasarımla ilgili çalışmalar yaptım. Zaten eğitimimi de onun üzerine almıştım. Evet. Derken hani müzik eğitimi, ses eğitimi üstüne geldi. Yani bir şekilde zaman içerisinde bir yolculuk haline aldı diyebilirim aslında ama özlem belki de bu şarkıların en güzel kaynağı diyebilirim. Yani aile sevgisi, vatan sevgisi diyebilirim. Peki şimdi tamam, oraya eğitim için gittin ama bekliyor muydun böyle bir başarı? Çok da önemli başarılar elde ettin, ödüller aldın, orada bir kitle oluşturdun kendine. Bu işleri yaparken hedefin neydi? Ya müzik öyle bir yolculuk ki yani hayalleriniz var tabii ki ama hayallerinizi gerçekleştirdiğiniz zaman gerçek olanlar hayalinizden daha da üstün diye düşünüyorum. Tabii ki hayal gücümüzün sonu yok ama yani geçmişe dönüp baktığımda birçok başarıya imza atarken böyle aman ünlü olacağım, aman şöyle yapmak istiyorum, aman böyle yapmak istiyorum diye bir düşüncem yoktu.
Benim sadece kendimi bu hayatta en iyi şekilde ifade etmem önemliydi aslında ve bu da bir şekilde müzikle zaten oldu. Yani bu küçük yaşlardan beri burada yaşadığım süre içerisinde kurmuş olduğum birçok gruptan, birçok konserden tutun. Yani müzik öyle bir durum oldu ki benim bu hayatta kendimi en iyi ifade edebileceğim bir durum haline aldı. O yüzden hep müzik vardı zaten benim hayatımda. Peki yine oraya gidip de orada başarı elde etmek isteyen gençler var, biliyorum, müzisyenler var. Her zaman da o bir son değil sevgili seyirciler. Çünkü sonuncusu yine klip olacak. Pervane Kalbimle bitireceğiz ama ondan önce bir canlı daha alacağız. Evet. Okan'dan. Ay düşmüş elektrik tellerine. Bu aynı zamanda bizim albümümüzün çıkış parçası oldu. İlk klibimizi buna çektik. Bunu da soranlar var, böyle sokak lambası, ay düşmüş elektrik tellerine diyenler. Yani ay düşmüş elektrik tellerine kısaca hikayesini anlatmam gerekirse benim bu albüm çalışmasına başlamadan önce Türkiye'de yazmış olduğum en son şarkılardan birisiydi. İçinde tabii ki Antalya var, şüphesiz dünyanın en güzel yeri. Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi. Böyle o aşkın elektriğini içinde hissetmenin size vermiş olduğu duyguları anlatan bir şarkı ve sizin dinlediğiniz saate göre bu şarkıdan değişik hazlar alacağınız bir şarkı aynı zamanda. Evet, ve yine aşk şarkısı, biz de keyifle dinleyeceğiz Okan Şarlı'dan. Ay düşmüş elektrik tellerine, yenik düşmüş gözlerim gözlerine. Zaman tükenmez beklemek aşk ise, seni ben geçiyor her vakit her gece. Açtım dağları denizleri, buldum şehrin kalbini. Harap oldum yollarında, oldum aşık bir serseri. Açtım dağları denizleri, buldum şehrin kalbini. Harap oldum yollarında, oldum aşık bir serseri. Ayışmış elektrik tellerine, ay çıkmış aşıklar şehrinde. Ayışmış elektrik tellerine, ay çıkmış aşıklar şehrinde. Düşmüş elektrik tellerine, yenik düşmüş gözlerim gözlerine. Soranım yok, arayan yok nerede diye. Derdim çok, susuyorum kendime. Açtım dağları denizleri, buldum şehrin kalbini. Harap oldum yollarında, oldum aşık bir serseri. Açtım dağları denizleri, buldum şehrin kalbini. Harap oldum yollarında, oldum aşık bir serseri. Ayrışmış elektrik tellerine, har çıkmış aşıklar şehrin. Benden başka bir cihan söz yetmez seni anlatmaya. Bir seni sevdim ay kız, bir seni sevdim Antalya. Ay düşmüş elektrik tellerine, yeah.
harikasınız. Çok teşekkür ediyoruz. Zaman o kadar hızlı geçiyor ki yine son dakikalarınız diye rejiden uyarı var. Ya bu son dakikalar hemen geliyor gibi geliyor bana. Bana da öyle geliyor. Çok hızlı geçiyor. Şimdi Okan Şarlı bundan sonra neler planlıyor? Alalım planlarını. Yine sizin klibinizle kapatacağız. Süper. Yani tabii ki düşündüğümüz çok projelerimiz var. Ama ilk aşamada biz bu albüm çalışmasındaki bütün şarkılarımıza klip çekmek istiyoruz. Öncelikle oradan başlamak istiyoruz. İhtimaller Tükendi adında çok güzel bir şarkımız var. İkinci klip çalışması olarak onu düşünüyoruz. Akabinde Yüksek Tansiyon, aynı zamanda Ninayda adında İngilizce bir şarkımız var albümde yer alan. Bizim bu konserlerde her zaman için söylediğimiz ve inanın ki hep beraber söylediğinizde sizlere böyle başka duygular hissettiren, yaşatan bir şarkı. Albümde ona da yer verdik. Ona da bir klip çekmek istiyoruz. Çok ama güzel. Tabii ki amacımız hani böyle bir şekilde normal yaşama döndükten sonra böyle gitarımı alıp böyle her yerde böyle konser vermek istiyorum aslında. Çünkü konser vermek insanlarla benim aramdaki bir iletişim olduğunu düşünüyorum ve o elektriği her zaman için yaşatmak ve aydınlatmak istiyorum. Tabii ki de festivaller olacak. Festivallerde yer almak istiyoruz. Öncelikle Türkiye'deki bütün illerde konserler vermek istiyoruz. Buradan böyle bizi izleyenlere hani söylemek istiyorum ki bir gün şehrinize, belki de caddenize, oturduğunuz mahalleye kadar gelmek istiyoruz. Daha sonrasında tabii ki de bir Amerika turnesi gerçekleştirmek istiyoruz. Avrupa derken bütün dünyayı aslında müzikle bir şekilde dolaşmayı hedefliyorum diyebilirim. Yani müziğini dünyayla, insanlarla, ne kadar çok kişiyle buluşturursan o kadar mutlu olacaksın. Herhalde sizleri en çok mutlu eden de bu değil mi Okan? Ya tabii ki, yani dediğim gibi o elektriği bir şekilde yaşamam ve hissettirmem aslında benim yapmak istediğim durumlardan bir tanesi ki bu belki çılgınca gelebilir ama böyle yıllar önce Amerika'da bir röportajımda işte hani yapmak istediğin en çılgın hayaliniz nedir diye sormuşlardı ve ben hiç tereddütsüz o zaman demiştim ki ben ayda ilk konser vermek istiyorum demiştim. Yani bu tabii dediler hani bütün frekansları işte radyo vesaire ses, bütün herkes böyle teleskopla izleyecek şekilde her şeyi detaylı şekilde düşündüm ama böyle ayı da kirletmemek adına ve ya, yani tatlı. Bir şekilde hani o trafiği de hani uzayı böyle bir şekilde kenarda bırakalım düşüncesiyle hiç üstüne gitmedim. Ama tabii ki bu aralar böyle hani uzayla ilgili birçok haberler duyuyoruz, dinliyoruz. Artık tabii ki de evren genişliyor ama ben her zaman için bizim dünyamızın kendimize yeteceğini düşünüyorum. Ya yeter ki dünyamızın kıymetini bilelim evet, Okan. Evet kesinlikle. Peki çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin, sağ ol. Senin klibinle kapatmak istiyorum. Aslında ihtimaller de aklımda kalmadı değil. Evet ihtimaller. Yani sana soruyorum bak, tercih senin, klibinle mi kapatalım, ihtimaller tükendiğiyle canlı mı kapatalım? Bir parçalık vaktimiz var, hadi bakalım. Bu çok zor bir soru. Yani pervane kalbin diyelim aslında. Tamam, ama ihtimaller tamam. Tükendi biraz böyle sürpriz kalsın istiyorum. Bir daha çağıralım. Evet, evet. Klibin de hazırlanmış olur o zamanı. Hazırlandı da canlı tamam, tekrar yapalım harika, isterim. Tamam peki. Tamamdır. Ve sevgili seyirciler, Grup 27'nin kurucusu, solisti Okan Şarlı bizlerleydi. Bir kez daha çok teşekkür ediyoruz ve onların, grubun bir klibiyle sizlere veda ediyoruz. Ta haftaya cumartesiye kadar pervane kalbim diyoruz. Hakkı olan güçlü ve mutlu bir Türkiye için. Milletin Meclisi'nin yeniden milletin sesi ve güvencesi olduğu, etkin denetim ve yetkin kurumlarla devletin güçlü olduğu bir Türkiye için bir aradayız. Mahkemelerin hakkın ve haklının yanında olduğu, demokrasinin tam ve kamil uygulandığı adil bir Türkiye için hep birlikteyiz. Basının tarafsız, yönetimin şeffaf ve tertemiz olduğu, tüm çocukların sağlıklı, kadınların güven içinde yaşadığı, gençlerin mülakatla değil, liyakatle iş bulduğu huzurlu bir Türkiye için hep birlikteyiz. Üreten, ürettikçe kazanan, esnafımız, işçimiz ve çiftçimizle, refah içinde yaşayan emeklerimiz, nefes alan engellerimizle zengin bir Türkiye için. Tüm canlıların saygıyla, ormanların sevgiyle korunduğu, bereket dolu bir Türkiye için. Ve 84 milyon olarak gurur duyacağımız bir Türkiye'yi milletin evinde, Türk milletiyle birlikte yönetmek için
Bugün burada omuz omuzayız. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem milletimize armağan olsun.